Bu arada arkadaşlar, bu arada oynadığımız sunucu alt tarafa sürüyoruz. Şu an 3 sunucuda bir şeyler yapmaya başladık. Bahsedecektir arkadaşlar zaten. User was moved Herkes out of your bahsedecektir. channel. Cevo da aç diyeyim. Sven User kapteni joined your isterseniz channel. oradan ister Anadolu Kulağı'ndan. Bunu User takip was moved edebilirsiniz. out of your Şimdi öncelikli channel. olarak ne yaptığımızı veya niye burada bir yayın açtığımızı, niye bu başlıklarla User bulunduğumuzu was moved out of your dan biraz channel. bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, oyuna son gelen güncellemelerle alakalı. Sürekli oyun aktif olarak mükemmel yenilikler getirmeye çalışıyor oyun yönetimi. Bu güncellemelerin ne yazık ki hiçbir şekilde kendi zararlarına olabilecek, aslında ki zararlarına da değil ama en önemli problem pus giderleri, pusun fiyatı iken hiçbir şekilde bununla alakalı ya da oyuncunun daha iyi ortamda oyun oynaması için yeni etkinlikler getirmek üzerine olması gerekirken User bunun was üzerine moved to hiçbir your şekilde channel. olmaması, ama ne hikmetse garip garip kendi kendilerine o CZ'nin kuralını değiştirecek. Burada oyundan item yapmaya ya da başka bir şekilde pus giderini karşılamaya çalışan insanların aktivitelerini zorlaştırmaya yönelik GM ekibi kendi kafasına böyle kurgulamış ve buna yönelik güncellemeler getiriyor. Getirsinler, güncelleme getir, onu o güncelleme getirmede bir problem yok. Ama nedense asgari ücretin 2400 lira olduğu bir ülkede bir 3200 kişinin 320 TL olduğu ve bir çarın bir aylık pus masrafının gider bir sadece bir premium bile 3600 kişi olduğu bir yerde ne hikmetse hiç pus fiyatı, sabit kur veya atıyorum User left your channel. pustaki materyallerin kişisel değerinin düşürülmesiyle alakalı en ufak bir ne açıklama var ne bilgilendirme var. Zaten bu konuyla alakalı GM lider midir artık şu an nedir bilmiyorum ama Dekan Frost, yani görevini bilmiyorum arkadaşım. O zaten demişti ki protesto edin kardeşim. Biz de bugün burada bu aktiviteleri, bu işte pus giderlerinin maliyetinin yükseltilmesini ve aynı zamanda oyunda aktif olarak oynayan oyuncuya eziyet etmeye çalışan yönetimin yaptıklarını protesto etmeye başladık. Bugünden sonra her gün bu oyun yönetiminin kendine çeki düzen verip aktif oynayan oyuncuya değer vermeye başlayacağı güne kadar getirdiği de aktivitenin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Biz her gün CR sonrası burada bu şekilde yayın açacağız. Tabii her zaman ekip yayını olur olmaz bilmiyorum ama bizim oynayan arkadaşlardan ricamız, hakikaten bundan rahatsız olan, bu pus fiyatından muzdarip olan, bundan dolayı oynayamayan ya da ekipleri dağılan veya bir User joined your şekilde channel. bizimle beraber rahatsızlık göstermek isteyen herkesin oynadıkları serverda Aldar Vega Sirius bazlı birinci sunucularında Talia'ya gelip destek vermelerini rica ediyoruz. Ne kadar fazla olursak, ne kadar güçlü ol ne, ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü oluruz. İlk temennimiz bu. Şimdi bazı arkadaşlar şimdiden başlayacak. Ya işte farm atamıyorsunuz, bilmem ne yapamıyorsunuz, o yüzden yayın açıyorsunuz falan tarzında illaki yazanlar olacaktır. Arkadaşlar bakın, mevzunun farmla zerre miktar alakası yok. Biz bundan yaklaşık olarak 3 ay önce bu konularla alakalı zaten resmi foruma bir konu açtık. Dedik ki birinci sırada şunu yazdık. Pus. Pus giderleri. Pus maliyetleri. Konunun linkini chatten paylaşmak isteyen varsa, bulabilenler varsa atsın abi. Bakın abi konuya, tamam mı? Hangileriyle alakalı işlemler yapılmış? Ki o konuyla alakalı da bazı insanların bazı söylemleri vardı. Onlara da geleceğim. Hangi yerlere alakalı işlemler yapılmış, hangi yerlere alakalı hiç görmezden gelinip hiçbir şekilde kıllarını dahi kıpırdatmamışlar. Bugün bu oyunu hepimiz oynuyoruz. Bugün sadece cash bazlı 3 tane 3200 cash civarı masraf artı en bazlı ufalmasından Amagi AP SC'sine, ağaç atak defans SC'sine kadar birçok maliyeti olan bir oyun. Yani bugün bir Mage Parti, daha önce Mage Parti ucuzdu. Bugün Mage Parti belki cash olarak 3 tane 3200 harcamıyor ama ufalmasıyla APS'cisiyle maliyeti onun da 1000 liranın üzerine gidiyor. Ya düşünün, iki abi kardeş çalışıyor ve oyun oynadığı bir ortam düşünün. Bir maaşını bu oyuna vermek zorunda. Biz de diyoruz ki ya bu oyunun yayıncı firması Entity Game. Bürosu Türkiye'de. Buradaki görevli adamlar Türk. Türkiye'nin, yani siz dolarla maaş alıyorsunuz diye mi zorunuza gitmiyor bu? Sizin aldığınız paralar 3000 dolar maaş alıyorsunuz diye mi sizin zorunuza gitmiyor? Yani yazık, günah değil mi bunca insana? Ve bu oyunun MMORPG'nin genel mantalitesi, bu oyunu oyuna emek verip oyundan karakterlerini güçlendirip bir şekilde giderlerini karşılamaya çalışan ve zaman harcayan insanlar şu anda
oyuna direktman TL yatıran, ki oyunda TL alışveriş falan yasak normalde ama TL yatıran adamlarla rekabet etmesini tamamen sıfırladılar. Bitirdiler. Adam bir güncelleme getirmiş. Neymiş? Şu yaratığın yanında CZ'deyken sana zehir gelirse ulan ölüyorsun, gitmiyor. MC'ye geçiyorsun, gitmiyor. Lan oyundan çıkıyorsun, geri giriyorsun, gene gitmiyor. Yani diyor ki senin slotuna biri gelecek, para veren adamlar gelecek, seni kesecek, DB'ni kesecek. DB'n öldü ya, magen çekemeyecek. DB'n atak yiyor ya, oynatamayacak. Warrior'un öldü ya, onu çekemeyecek adam. Bu hangi adil kapışma ortamına uygun? Hangi mantığa göre siz bunu yaptınız? Şimdi çıkmış diyor ki, bu güncellemeyi biz yapmadık. Ne oldu? İyi bir şey olsa siz yapmıştınız. Kötü bir şey olunca siz yapmadınız mı oluyor? Utanıyorlar. Kendi yaptıkları güncellemeden utanıyorlar. Çıkmış, sayfa sayfa yazı yazmış. Yani bu oyunda arkadaşlar tek farmı BV yapmıyor. Bu oyunda Altar sunucusunda, Sirius sunucusunda, Vega sunucusunda zaten oynayan her adam farm yapmak zorunda. Öğrenci adam aylık 1000 lira oyuna para verebilir mi ya? Ve bu adam oyuna 1000 lira para verip üzerine fazlasını koyup item yapıp bu oyuna 50 bin, 60 bin, 70 bin TL harcayan adamlarla rekabet etmeye çalışacak. Hangi kafayla siz bunu düşünüyorsunuz? Bugün yani eminim ki ilerleyen saatlerde başka arkadaşlar da bu konuyla alakalı konuşacaktır ama bizim ilk öncelikli temennimiz, şu an belki bazıları PK'dadır, SC'sini basmıştır, oyun oynuyordur. Ama biz dediğimiz gibi arkadaşlar bu saatten sonra biz pus çekmeyeceğiz. Efendime söyleyeyim, biz bu saatten sonra PK atmayacağız. CZ'ye çıkmayacağız. Biz bu saatten sonra arkadaşlar madem Estland'da pasif farm yapan adamlar bir tane adamın 10 tane slota bakabildiği, 9 tane slota bakabildiği, 70 tane çarı idare edebildiği adamlar daha bu oyun için elzem, daha önemli. 8 kişi orada uğraşıp da bir tane slot dönüp de karakterinin pusi masrafını, item masrafını çıkarmaya çalışan adamlar değersiz. O adamlar bu oyuna item olarak, item alıp PK atıp hiçbir katkı yapmıyorken bu adamlar baş tacı, oyuna katkı verip item yapıp PK atıp karakterini güçlendirmeye çalışan adamlar eziyet edilmeye çalışılıyor. Uğraştırılmaya çalışılıyor. Her getirilen güncellemede bu insanlar, efendime söyleyeyim, mağdur edilmeye çalışılıyor. Madem öyle iyi, o zaman biz de o dağ muteberse biz de onlar gibi olalım. PK atmayalım. İtem yapmayalım. Oyuna server hiçbir şey katmayalım. Sadece gidelim oyundan ciğerden mi para geliyor? Gidelim ona girelim. Mavi kutudan mı geliyor? Mavi kutuya girelim. Oyuna hiçbir şey katmayalım. Bizim bu saatten sonra bu oyuna ciddi anlamda gerçekten hakikaten oynayan, o Estland'da size para kazandıran ama aslında onların kastığı paraları alıp server'a katkı sağlayan insanlar daha değerli değil ya sizin için. Biz de bundan sonra biz de öyle yapalım. Bakalım o zaman o GB yükselsin diye uğraştığınız GB'niz ne olacak? O itemleriniz çok değerli olacak mı? Millet bir yerlere kaçmasın diye, efendime söyleyeyim, GB yükselsin diye elinizden her güncellemede neler yapacağınız, hangi şaklabanlıkları yapacağınız aklınıza gelmiyor. Uğraş 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 uğraş, yok karatı buradan, yok bilmem neyi buradan. Lan dedi ki şu oyuna CSV getirin dedik lan, CSV'yi. Madem CSV kötü. Kötü değil mi şu an CSV? O yüzden getirmiyorsun. Sadece bir her şey hazır arkadaşlar. Şu an bakın yeni sunucularda CSV açması adamın tamamen Entity Game'in elinde. Hatta yani adamlar açıldı, engelledi, kapattı. Madem bu CSV kötü, yasak. Kapatsana kardeşim diğer sunucularında. Niye açık? Madem bu kötü, kapatsana diğer sunucularında. Destanda niye açık CSV? Kapat. Ne geliyor lan CSV'den ne? Arkadaşlar para falan geldi yok. Destan sunucusunda karede biriken para 20 GB ya. 20 GB. Madem GB girmesini istemiyorsun. 20 GB'nin daha haftalık. Günlük 3 GB giriyor yani. Bunu istemiyorsun. Düşünsene lan Esant'taki join miktarlarını, drop miktarlarını. Madem bu problem. Ama olur mu? Onlar senin veli nimetin. Oradaki adamlar veli nimetin. Adam bir tane adam 100 tane bilgisayardan çar sokuyor. Aylık 10 bin lira, 15 bin lira para kasıyor. Oyunda bir tane çarı yok. Adamın server'a zerre miktar katkısı yok. O adam senin gözünde muteber, değerli. 8 adam bir araya geliyor. Yaratı kesmeye çalışıyor. Diyor ki sen bir tanesini kes. Diğerini kesmek istiyorsan sürüngen gibi sürüneceksin, yürüyeceksin. Koşturacaksın. Pıt 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 pıt. TP magi aldık. Yok, TP yok. Adamlar saldırdı. Adam öldü. Çekeyim yanına. Yok, 7 kişi devam edeceksin. DB'n öldü. Malisle. Buffer'ın malisiyle devam edeceksin. Buffer öldü. Potla devam. Aslanım benim. Savaş. Böyle bir rezil hale getirdiler oyunu. Sonra da çıkmış utanmadan, arlanmadan biz yapmadık diyor. Ben mi yaptım?
Neyse abi, diğer arkadaşlar da bir şeylerden bahsetsin. İlla ki ben de devamında bir şeyler söylerim. Konuşsanız oğlum. Seksit mi konuşacakmış? Seksit mi, buyur. Ya ben de konuşayım ki, yani gülünecek halimize ağlıyoruz. Ağlanacak halimize gülüyoruz daha doğrusu. Komik durumlar. Yine oyuncuların yanında olmayan bir GM kadrosu. Sorulmadan yapılmış güncellemeler. Oyuncunun fikri alınmadan yapılmış adımlar. Komik yani. Sonra haberimiz yoktu denmesi. İşlerine gelince bize oraya ilettik. İşlerine gelince iletemedik. Oluyor mu? Zaten buna doğruluk payı varsa eğer, gerçekten yalan böyleyse, samimilerse, şu an bizim yanımızda olması lazım GM kadrosunun. Bizi desteklemesi lazım. Ya arkadaş, her şey kötü Gülistanlık ya. Kapatın şeyleri abi. Alsınlar mobları, gridleri, maritleri, başka bir etkinlik getirsinler ya. Yani bu moblar için biz buraya bir gelmedik ki. Al bir, diyorum ya, bir seyirci atıyoruz. Günlük 100 TL para veriyoruz. Ya bir etkinlik getir, bir şey getir. Envy gridi de ne yapıyorsan yap yani. Siliyor mu, oyundan mı kaldırıyorsun? Yani boss ağacını kaldırmış misal. Onu da kaldırsın, başka bir etkinlik getirsin. Yani güzel CSV olur, başka bir şey olur, UTC olur. Yani şöyle server'ın geneline baktığında hepsinde var bunlar. Ya ama 2 yıllık server'da yok ne hikmetse. Ya biz iletelim MGM'e. Eğer iletemiyorsanız siz yetkileri bize verin. Biz oraları iletmesini biliriz yani. Çok da güzel anlaşırız oradaki arkadaşlarla. Zaten burada Kinart yazısında samimiyse, GM ekibinin bununla ilgili bir dahili yoksa konuya, zaten şu anda bizi desteklemelerini bekliyorum ben. Gelsin Talha'ya, gelsin o zaman. Madem o da bundan muzdarip, o da Talha'ya gelsin. Tabii muzdaripse Talha'ya davet ediyorum ben. GM ekibine. Beyler bakın, GM ekibine söylüyorum. Bizi umursamadıkları gibi sizi de umursamamışlar. Gelin omuz omuza burada protesto yapalım. Hadi. Doğru. Yani baktığında protesto falan demeyin. Madem MGM getirdi ve sen yani o açıklamayı yapıyorsan demek ki sen de memnun değilsin. Abi iyi gelemez ki. Sen TL ile alıyorsun her şeyini. Adam çar veririm ben abi. Benim çara girsin Kinart. Gel. Abi öyle şey yapabilir mi ya? Adam 3 ya bin dolar. Ya şuna, ben şuna üzülüyorum. Adam 3 bin dolar maaş alıyor kanka. Yapar mı öyle şey? Aman ya, maaşı kestir, bir şey olur. Maazallah ya. Ona koymaz ki. Onun için çok ucuz oyun. Bedava. Mesela biz eleştiriye açık bir açık bir ekibiz diyor ya mesela Kutlu. Geçen gün Discord'dan sadece şunu yazdım. Tolga Discord'daydı. O da bir şeyler yazıyordu. Tolga'ya etiketleyeyim dedim ki getirilen güncellemeleri MGM getirmiş. Diğerlerinin haberi yokmuş dedim. Güldüm. Ve bundan dolayı ban yedim. Ben de ban yedim. Beni de banladı. Yani hiçbir küfür yok. Hiçbir hakaret yok. Ama maalesef gördüğünüz gibi arkadaşlar, haklı olduğumuzu ben orada ban yediğim zaman bir kez daha anladım. Demek ki dokunuyor yani gerçekleri yazıyor olmak. Bayağı açık ya, bu kadar demokratik bir ortamda konuşmak yani. O zaman siz de hiçbir şey anlamıyorsunuz ya, kadar kıymet bilmiyorsunuz. Bakın abi, chatten bir arkadaş bu protestoyu neden bahçe farmı gittikten sonra yaptınız demiş de, biz bunu 2 ay önce yaptık zaten. Abi bir dakika, şimdi bilmeyen arkadaşlar olabilir, o yüzden onları da o linki de paylaşalım, konu üzerinden bir daha geçelim. Buradayım Hakan abi. Orçun, bizim açtığımız konunun linkini bir at bakayım bir chatte. Attım abi. Buradan atıyor. Bir de şey abi, chatten de sen yayın chatten abi. Arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar olduğu için düşündüğüm, olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Bir atın abi chatlerde bunu. Bakın arkadaşlar. Evet, forumdan atıyorum. Hakan abi, istiyorsan Hakan, onu başlık, bir şey başlık başlık özetleyelim onu biz. Başlık başlık. Serbest, sen de aç şeyi. Ünlem olarak eklesin Serhat'ın. Komut olarak eklesin Serhat'ın. Evet, aynen. Link, direkt o link at, çıksın önüne. Abi no pus no pk, ünlem no pus no pk yazsın abi, çıksın. Hallediyorum. Ondan sonra bir de konuyu aç. Tek tek bakalım arkadaşlar. Konunun tarihi orada duruyor. Hangi gün açtığımıza kadar duruyor. O zaman orman farmı var mıymış yok muymuş sen araştırırsın.
Servet'in yayın geçmişleri duruyorsa ta 2 sene öncesine kadar, 2 sene geçmiş olarak 2 sene öncesine kadar, hatta belki 3 sene öncesine kadar aynı şekilde bizim eleştirilerimiz her yayında devam etti. Bilenler, takip edenler bilir. Burada boş konuşmaya gerek yok. Aç konuyu bak. Biz Manes'te 5 tane Bifrost varken yayınlara çıkıp dedi ki 5 Bifrost ne lan dedim. Yazık fazla. Bu kapatın. Şu an 3 Bifrost olmasını biz söyledik. Yayınlarda biz bağıra biz söyledik. 5 Bifrost'u daha biz giriyorken. Abi Matsuka'yı banlayın ya. Servet hallettin mi? Hallettim o. Ne oldu? Sniper arkada çıkıyor önüm. Aç konuyu. Baştan başlayalım abi. Ne yapmışız? Biz bundan 3 ay önce. Tam tamına. 3 ay olmuş mu? Evet. 7. ayın 5'i. Yani 3 aydan 2 gün eksik. İdare edin. 3 ay olmamış. Servet aç konuyu. Hallediyorum hemen. Verdim. Drive var lan yayınlar. Evet. Gelmiş olması lazım. Şimdi Servet önce aşağıya doğru indir. Hangi klanlar imza atmış buna? Bak bakalım. Göster arkadaşlara. Konunun tarihini gösteririz. Önce bir iyice indir. Evet, Sirius bak. Ekipleri. Sirius ekipleri. Amerika'da Talia'ya geçti abi. Helal olsun. Protestoya destek veriyor. Chill ekipleri. Sirius ekipleri. Chill BBB. Altar ekipleri. Vega ekipleri ve diğer sunuculardan ekipler. Şimdi gelelim ilk maddeye gelelim. Gel ilk maddeye kardeşim. Gel. Hani diyordu ya orman farmı kapanmadan önce niye yapmıyordunuz? Biz o zaman da demiştik ki şu an bu konuyu açıyoruz. Hala bu yönde adımlar atılmazsa devamında protesto edeceğimizi zaten o zaman da söyledik. Birinci madde neymiş? 3 ay önce. Birinci madde pus fiyatları hakkında. Demişiz ki pus pahalı. Pus materyali pahalı. Yani 3600 gece bir premium mi olur ya? 3200 geç. Bir 3200 geç 320 lira oldu. 320 lira. 400 lira premium. Bir tane premium 400 lira. Oyuna sadece girmeni sağlıyor. Başka bir yararı yok. Geldi mi arkadaşlar? 3 aydır bir sürü güncelleme getirdiler. Pus'la ilgili en ufak bir kendi rezilliklerinden oyuna lak girdi bir ara indirim yaptılar ya. Onun dışında. Ya da efendime söyleyeyim GB'yi yükseltmek için hani M'le satıyorlardı ya bir şeyleri. Onun dışında herhangi bir indirim geldi mi? Var mı haberiniz? Oyunun %99'u Türk. Oyunun NTT Game'deki çalışan bütün GM'ler Türk. Ama o arkadaşlar dolarla para alıyor abi. Dolar maaşı dolarla. Bakıyor ulan benim maaşım diyor. Yani tırnağına dokunmuyor. 20'de biri diyor. Anladın mı? 3000 dolar. Bakıyorsun dolar 7.5'dan. Anladın mı? 23-24 bin ediyor. Adam diyor 24'te biri ne olacak canım ya diyor maaşın. Bir oyun oynuyorsan ver kardeşim. Adama koymaz. Adam için problem yok. Bakıyorsun abi. İlk maddemiz pus. Premium fiyatı düşmemiş. Pus maliyetleri düşmemiş. Kendi rezillikleri var. Sadece bir oyuna lak girdiği için ekstra süreklemişler. Bir şeyler yapmışlar. O zaman fiyat düşürmüşler. O kadar. Başka bir şey var mı? Yok. İkinci madde CSV. Geldi mi abi CSV? Bu arada arkadaşlar biz bu konuyu açtığımızda GM takım lideri Kenart dedi ki ağzı olan konuşuyor. Boş konuşuyorlar. Bunu söyledi. Bence ya. Bunu Kenart söyledi. Burada biz yazmışız. 50 tane 60 tane klanın ismini yazmışız. Ekip başkanları ve teknik onay alarak bir oyunun lideri 50-60 tane en üst seviyedeki partinin açtığı şikayet konusuna, tamam mı? Okumaya değer bir şey yok ya. Boş konuşuyorlar. Niye? Pusu fiyatları düştüğü zaman zorunuza mı gidecek? He? Geliriniz mi azalacak? Abileriniz maaşınızı mı kesecek? İkinci madde demişiz ki arkadaşlar CSV. Ya arkadaşlar yani şu oyunun mantığı zaten. Bakın oyunun mantığı bu. Klanını kur. En iyi klan ol. Ulan ben diyorum ki bak şu an arkadaşlar açık. Her şeyde her hafta sonu tamam mı? CSV zaten girildi hatta burada. Birileri illegal yani illegal demeyeyim de bir şeyden yararlanarak girdi bile. Altar Vega Sirius'la. Sorular açılan arkadaşlar tam tamına bir yıl 10 ay oldu 10 ay. 1 yıl 10 aydır açık sunucular. Yani toplam 22 aydır bu sunucular açık. Ve
CSV yok. Tamam, CSV beceremediniz. Kötü. O yüzden getirmiyorsunuz ya. Kapatsana lan destandakini de. Ares'teki niye var? Ha? Buradaki iyi de, buradaki iyi de, buradaki mi kötü? Aynı CSV getirmeyeceğim mi? CSV gelmiş mi? Yok. Alta inelim, devam et. Dedik ki arkadaşlar, Altar Sirius Vega sunucuların kampları kapatılması. Kapatıldı. Eğer videosu bunu okurken arkadaşlar, gene GM'lerden bir tanesi dedi ki, ya bunun neresini okuyayım ya, ipe sapa gelmez maddeler dedi. İpe sapa gelmez maddelerden bir tanesi kampların kapatılmasıydı, yapıldı. Altın elin arkadaşlar, NP ödülleri. Bizi mi ilgilendiriyor? Yani biz pay katmıyoruz zaten. NP ödülleri. Yani dedi ki, NP katan adamlar ödül alsın. Yani Kale Dragon'a 1 milyon para veriyorsun. Ulan verme de ben sana her gün bir gibi vereyim ya. Bu nasıl bir rezilliktir? Bu nasıl utanmazlıktır ya? Adam bir ay boyunca PK atıyor. Aylık 1000 lira para harcıyor. Toplam her gün alırsa 30M para geri alıyor. 30M. Oyunun en iyi adamı. En çok PK atan, en çok NP katan adamı. Ki o adamın yani Dragon alması için herhalde bir yani 1500 liralık falan şey harcaması lazım. Belki daha fazla. Geldi mi NP ödülleri? Yok. İn aşağıya devam et. Hani biz demişiz ya, biz gelen gelinliklerin hepsinden rahatsız mıymışız acaba? Bakalım. Neler söylemişiz biz? Evet, aşağı in. Boss taşı. Evet artık. Boss taşı. Boss taşı kaldırılsın dedik biz arkadaşlar. Dedik ki arkadaşlar, boss taşı kaldırılsın. En eski sistemi dönsün. Netesadık kaldırdılar ya. Anam. Random, random asın dedik bosslara. Allah Allah. Biz demek ki gelen güncellerden hepsinden rahatsız değilmişiz. Biz zaten bunu istiyormuşuz. Biz zaten bunu istiyormuşuz bunu. Arkadaşlar biz dedik ki, boss taşı sabit bir saatte çıkarsa eğer, sürekli bir şey olursa, tabii gidip keserim ben. Bu oldu aktif PK oynayan adama, dedi ki random boss at. Ha şu an getirdikleri şey saçma salak bir şey, anlamadım ben. Bir getirdiler arkadaşlar, bir saatte 3 tane rol aldılar. Bir saatte 3 rol. Sonra dediler ki bu çok, aman Allah'ım, bu adamlara bu kadar vermeyelim. Şimdi de 3 gün geçti, 4 gün geçti, bir hafta geçti, toplam bir tane 2 tane rol aldılar. Ancak bu yeter size. Türksünüz ya, bu kadar yeter size. Mesela ben hamur falan görmedim hiç o itemlerde. Gören oldu mu bilmiyorum ama belki biz görmemişizdir. Biz çok itemlerimiz oraya atmıyor. Şu aynı anda getirdikleri şey de tamam mı, garip garip tek yiyor zaten. Yaratık doğru düzgün demeç değmiyor, bir şey değmiyor. Ya birazcık daha zor bir şey getir. Yani ne bileyim işte Lobo'yu şey hali değil de birazcık daha zor haline getirirsin. Yani boss taşındaki kadar zor olmasın ama en azından birazcık daha zor olsun. İnsanlar orada onun için de bir kapışma gösterebilsin. Yani ilk gören asas sadece almasın yani. En azından değil mi? Bir az bir şey olur. Belki gidersin, o adamı kesersin, sen almaya çalışırsın. Bir rekabet de yarat onunla ilgili. Yani bak yaptığı hamle güzel. Biz dedik sağ olsun. Dinliyorlar ha. Bak yayınlarda caka satmasını biliyorlar ama dinliyorlar da bak dinlemişler. Dedik ki arkadaşlar şunu dedim. Dedim ki bakın arkadaşlar Falangor'u 70 level asaslar 2 ırktan PK'yı rezil ediyorlar. Sağlı solu illüzyon atıyorlar. Falangor'u direğine atılmasın. Burayı açıklarken Orçun o zaman gecenin geç saatiydi. Banman muhabbet yaptı. Bizim ağzımızda öyle bir şey çıkmadı. Ben şunu düzeldim. Dedim ki nasıl süper Pratik süper skill'i yaratığa atılmıyor. Atılmıyor yaratığa. Aynı asasında direğini yaratığa atılmasın kardeşim. Boss'a atılmasın. Bunu söyledik. Dediler ki öyle saçmalık mı olur bilmem ne falan filan. Ne getirdin yenilik olarak? Boss'a falan kola direğine atılmıyor. Yapılabiliyormuş değil mi? Hatta ben eksiğini söyleyeyim arkadaşlar. Eksiği de şu. Şimdi arkadaşlar bakın direğe atıldığında zaten yaratığın canı ikinci direğinden falan sonra %10 seviyelerine giriyordu. İnsanlar aslında o %10'luk damage'e vuruyordu. Şu anda ister istemez tamam mı? Falankor çok zor ölüyor. Bundan önce şey getirdiler. Canını defansını arttırdılar tamam mı? Direğin atılmasını serbest bıraktılar. Dediler ki canını defansını arttıralım. Baktılar bir işe yaramadı o. Şimdi bizim dediğimizi yapmak istemediler ya Ozan. Adam diyor ki abi BBB mi yönetiyor biz mi yönetiyoruz? Yani BBB ne diyorsa yapıyoruz. Farklı bir aşağılık şey yapalım dediler. Kompleksi, evet. Tabii tabii. Farklı bir şey yapalım dediler. Hop. Dediler ki canını defansını yükseltelim. Drain atıyorsun yine alt seviyeye geliyor. Baktı yemedi. Bu 70 asasları kurtarmaya olmadı bu iş. Dedi ki bunlar iyi diyormuş. Drain'in kaldırılsın falan. İyi demiş. İyi demişler. İyi demişler. Güzel bir şey demişler. Kaldırdılar Drain'i. Ha eksiğini de söyleyeyim. Eksi de şu. Şu anki canı defansı yüksek. Birazcık düşürürse canını ve defansını. Zaten yani bundan önceki Falankor'un çabuk ölmesinin sebebi Drain'le zaten dip cana giriyordu. Tek yiyordu Falankor. Şu an birazcık daha düşürürsen en azından kesilebilir de olur, kapışılabilir de olur. Şu an biraz iyi, iyi özellik arkadaşlar. Bizim dediğimiz. Biz de söyledik bunların hepsini.
Biz bunların hepsini aynı şekilde bize de destekledik. Şu an iyi yaptı diye bir şey demiyoruz. Hani diyor ya orman falan varken sen mi? Ben Kaosluğundan ben rahatsızdım diyordum ki böyle böyle yapın. Ondan sonra ne yazdık? Esatmosfer'e girişi yazdık. Dedi ki Esatmosfer. Esatmosfer'de şu anda arkadaşlar bütün taramacıları bıraktılar. İnsanlar emeğiyle orada enemi tutup bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Yok dedi enemi de alamazsınız artık. Tamam mı? Vega'dan gelenler hoş geldi abi. Kost kullanacaksın kardeşim. Anladın mı? Legal oynayan. Efendime söyleyeyim. Oyunda emeğiyle bir şey yapmaya çalışan yok. Emekli yapanı biz meyletiyoruz. Biz emeğiyle uğraşan adamı meyletiyoruz. Öyle olmaz. Ne yapması lazım? Kost açacak. 10 tane 20 tane efendime söyleyeyim slot kuracak. Onlara kostla çöp sattıracak. Selamünaleyküm beyler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tek yumruk yukarıdan olmuş ya. Yukarıdan Şizo'yu tahsilini çeker misiniz? Evet evet hocam. O da 100 olacak ama bak. Evet. Evet abi. Afek olanlardan birkaç tane havayları at abi bizdekiler geliyor şimdi bizimkilerde. Evet evet. At konuşacakları. Şimdi ne yaptı? Esant'la enemi alan eliyle kendi enemi tutup boss kesen adamlara dedik yok sen dönemezsin. Kostla taramayla arkadaşlar boss dönen arkadaşlar daha müteber daha iyi bizim için. Onlara bıraktı. Serhat bana bir yetki versene ben bizimkileri alayım ya. Kesmeyeyim ki de bir. Devamında da arkadaşlar demişiz ki oyunun genel problemlerinden bahsetmişiz. BDV'dir bilmem nedir yeni etkinlikler gelmesi lazım. Ona benzer bir şeyler getirdi. Birkaç geriyle alakalı bir şeyler söyledik ama Esland onların kırmızı çizgisi. Tamam mı? Kırmızı oraya hayatta. Arkadaşlar 4 resettir. Yani yaklaşık 2 aydır. Hatta bu konuşulan böyle 3 aydır. Arkadaşların Esland'la alakalı en ufak bir değişiklik, en ufak rahatsız oldukları. Yok bu yaratığı da şuraya koyayım. Bu yaratığı da bu tarafa taşıyayım. Bu yaratıktan da summon TP olamasın. Aman Esland'daki arkadaşlar da burada oturduğu yerde 4-7-8 tane slota bakıyor. Çok para kasıyorlar. Hiç rahatsız olup da bir değişiklik yaptığını gördünüz mü? Yok. Kimden rahatsız oluyor? 8 tane o en kötü çarlarına 20 bin para harcamış. Her ay bu oyuna 1000 liralık pus çeken ve kendi karakterini geliştirmek için oyunda bir şeyler yapmaya çalışan adamlara ne yapıyorlar arkadaşlar? Yok yapamazsın. Sen yapıyorsan bir tane slot geçeceksin. Bir tane. İkincisini yapacaksan sürün. Koş baba. Koş koş. Magi aldık. Yok olmaz. 5-5 geldi. DB'm öldü. DB'm öldüyse kaybettin. Hop donat gel. Yürü babam yürü. Ulan biz mageniye parti yapıyoruz o zaman. Niye alıyorsun? Alma oğlum işte. Almayacaksın onu istiyor ya. Ben özellikle bak şu anda söylüyorum. Joe sen zaten atmışsındır. Joe kardeşim arkadaşlar atın pusları. Atın pusları. Dur sen ben yapma abi. Neyse at. Ben attım abi çekmiyorum. Atın abi pusları. Sen evet at kardeşim. At Doğan pusları kardeşim. Attım ben. Atın abi pusları. Alsınlar kullansınlar arkadaşlar çöpten. Bizim çöpten. At kardeşim pusunu. At. Karat şey dursun. O ya, lazım olur. Yıldız lazım olur. Tabii. Abi Esant'la dönen adam müteber. Dokunulmazlığı var Esant'ın biliyorsun. Atın abi. Diğer herkes atsın arkadaşlar. Buradaki etraftaki herkes atsın abi çöpe. Atın abi. Alın pusunuzu bir tarafınıza kullanırsınız arkadaşlar. Lazım yok, olur. Öyle demiyorum da gene. Kullanırlar lazım olur abi. Kendi çarlarına giriyorlar yok pusları falan yok. Bizim çöpten alsınlar aktarsın oraya. Abi yukarıdan çekemiyor musun odaya Serhat? Bu odaya arkadaşları. Abi çekeyim de 93 bekle alıyorum. Abi birkaç kişi bizden müsaade etsin bak beyler şey yapsın. Buffalo ya. Zaten hepimiz yayından dinliyoruz yani şeyi. Heaven aynen. Gökhan'ı al abi. STR'yi al. Fredri'yi al. Bir de Murat al. Diğerleri beklesin. Şimdi arkadaşlar, şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya ittifak. Arkadaşlar şimdi bakın. Orman farmında Sirius'ta. Bakın. BB dönüyordu evet. Shield dönüyordu. Vantus dönüyordu. Inix dönüyordu. First dönüyordu. İşte Invisible dönüyordu. Efendime söyleyeyim Anadolu dönüyordu. Nobody dönüyordu. İşte Apotik dönüyor. 57. alay. Loading. Bunların hepsi dönüyor. Jadamite'lar dönüyor. Bosporus dönüyor. Yaklaşma dönüyor. Half-Life Clan dönüyor. Şarkı 04'lü sonradan şey oldu. Victor of the Dead oldu. Onlar dönüyor. Fufular bir şekilde bunun içinde yararlanıyor. Başka kim var? Var mı benim saymadığım? Prestige. Prestige dönüyor. Daha onun dışında 10-12'de... Bosporus dönüyor. Bosporus saydı. Şimdi
Yani arkadaşlar bu oyunda zaten kafaya oynayan bütün klanlar, bakın Sirius saydım sadece. Kafa oynayan bütün klanlar zaten arkadaşlar farm atıyor. Atmak zorunda arkadaşlar, zorunda zorunda. Yani bir ekipteki her adam trilyon alabilir mi ya? Selamlar kim bu arada? Ne yaptın Servet? Mola mı verdin? Ne yaptın? Mola verdi abi. Yani ekranı kapatıp açtım ben ya. Oğlum devam. Pusları geri mi alıyorsun? Ne yapıyorsun lan pusları? Hakan biri şey yazmış. Çakal gidip pusları geri alacaksın demiş, yukarıdan git demiş. Aynen. Arkadaşlar pusun geri alamadığını bilmiyor. Göster orası da, anlıyorum ben. Oğlum dur, ben de göster de Servet bari rol yapıyorsunuz falan demesinler amına koyayım. Sorsana o nereden alınıyor biliyor musun? Çöpten alınıyor zannediyorlar puslar. Sen bir at bakayım, gidip alıp gelirsin. Hadi bakayım aslanım. Pus yoktur. Yani şimdi diyorum ya. Parasını ben her adam arkadaşlar abi, bu oyuna bir karakter için 30 bin lira, 40 bin lira, 20 bin lira, her ay 1000 lira. Bilmiyorum ya. Pus gideri. Arkadaşlar bakın 1000 lira yetmez. Bakın bir PK çıkıyorsun. Aklın güzel bir PK atmak istiyorsun. Sürekli ufalma basıyorsun. İşte APSC harcıyorsun. Açak atak defans SC alıyorsun. Yani aslında baktığınızda en bazda bir sürü maliyetin oluyor. Potla zaten. Pota da para harcıyorsun. Sürekli yani mana da potla gidiyor ya. Maestro falan alıyorsun. Veya atıyorum işte Sandest'ten pot alıyorsun. Yani ben diyorum ya bu oyunu aktif olarak oynayıp ya ben 1000 liradan daha az para harcıyorum diye adam yalan söylüyordur. El insaf da ya. E kardeşim benim yani. Şimdi bir yaratık için bak, bir yaratık için. Kaldır abi. Ego Gluton. Gretmet. Kaldır ya. Ne yapıyorsan yap. Bizim umurumuzda değil. Biz dönecek olsak arkadaşlar gene dönüyoruz. Bizim için bak, biz zaten kasıyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi ne olacak, ben onu söyleyeyim size arkadaşlar. Biz bu sefer Bora artı Envy Gret döneceğiz. O Bora'da kasan arkadaşlar var ya, onların hepsi ağlayacak. Onların hepsi ağlayacak. Dominik o şeyse söyleyin abi, ona o da gelsin teyzeye. Varsa diyalı olan. Yok, senin aran iyidir. Ulaşalım hemen. Olsan halledersin. Bu sefer o Bolo'daki arkadaşlar, bu iş böyledir. Bakın şimdi biz atıyorum server'daki en iyi ekiplerden olduğumuzu düşünüyoruz. En iyi yerde kasmaya çalışıyoruz. En iyi yer şu an Bolo artı Invigret ise ben oraya geçeceğim. Bolo'daki adam nereye geçecek arkadaşlar? Balo. Bolo'daki adam nereye geçecek? Ağoca. Ağoca'daki adam nereye gidecek? Nereye gidecek? Yani değişen bir şey yok ki. Sen sos sesini arttırmıyorsun ki. Sen tam aksine bundan önce Bora dönüyorlardı birileri. Bir de üzerine orman farmı vardı. Şimdi diyorsun ki sen Bora dönen adamla Envy Giret dönen adamı ben birleştirdim. Ne yapacak adamlar şu anda? Ha aynen, Trova yapıyor bilin falan filan döner. Ya o konuyu bizim yayında da konuştuk. Bu oyun MMORPG. Farm yapmak üzerine kurulu bir oyun. Herkes takmış farm yapmayın, farm etmeyin. Abi, bu tarz oyunlarda ama emekleyerek yapacaksın, tamam mı? TP yok. Yürüye. Pıt 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 pıt. Tamam mı? Koşacaksın abi. Oyundan çıkıyor. Lan DC yiyorsun. Oyuna giriyorsun. Bir bakın hala çekemiyorlarsın ya. Ama öndekiler gidiyor. Koşacaksın arkalarından ya da senin için geri dönecekler. Şimdi mesela Cevo, biz Scott için bir kapışmaya girdiğimizi düşün, tamam mı? Senin partide benim partide. Sen yaratık TP miyim ben? Tabii. Sen TP misin? Ne yapıyorsun? Esko sadece herhalde orada şey, bayrak tutuyorsun herhalde, değil mi? Hani öyle mendil sallıyorsun. Köşeden ben izliyorum Hakan, ne yapayım? Halay çekiyorum. Abi halay çekiyorum ben. Ben seni niye keseyim ki? Niye keseyim? Çünkü ölürsün. Sen bir işe yaramıyorsun ki. Ben ne uğraşmana gerek yok. Devam edin. Kes bitsin oğlum. Ne güzel. Cevo ölümsüzlüğünü ilan ettiler. Ölümsüzlüğünü ilan ettiler. Sağ olsunlar. Ya zaten gerek yok. Zaten oyunu bak 15 yıldır oynuyor. Buradaki tanıdığım birçok isim var. Ortalama 12-13 yıldır oynuyoruz biz. Zaten 12-13 yıldır getirilen bütün patchlere adapte olmuşuz. Bundan 10 yıl öncesinde, 9 yıl öncesinde ya da 7 yıl öncesinde farm ortamı zaten yoktu. Bunu bu oyuna getirdiniz. Biz buna adapte olduk. Ondan önce yine hiçbir farm alanı yokken bu oyunu oynuyorduk. Senin getirdiğin patch'e adapte olduk diye bizi farmer ilan edemez ki kimse. Bunu kendi yapıyor ki. Yani bu pus fiyatlarıyla farm yapmadan bu oyunun oynanmayacağını herkes biliyor zaten. Yani her ekipte illaki bu fiyatları veremeyecek, bu paraları vermeyecek. Niye vereyim ki? Verebilecek kaç tane var Hakan, onu sayalım. Yani burada çoğu yazan adam, tamam mı? Adam altta, tamam mı? Troll dönüyor, gelmiş burada. Ne oldu, zorunuza mı gitti? Adam seni bak, adam diyorum ki sana bak. Oyunun onun da durumu düştü, onun da. O da onun farkında değil herhalde. 99'u Türk olan bir oyunda, tamam mı? Diyor ki sen diyor günde diyor 10 saat 12 saat uğraş, pus parasını anca çıkar. Sen anca bir tane yaratık kes, fazlasını keseme. Keseceksen yürüyerek koşarak git.
Biri gelip paralı bir adam gelip sana senin suratını bastığı zaman seni kessin. Sen onun oyuncağı ol. Sen onun adamla rekabet edeme. Yaptığı şey bu. Çünkü sen bu şartlarda bu düzende oyuna sadece TL verip para verip çarını direktman dizen adama diyorsun ki sen diğer adamlar normal oyundan bir şeyler yapmaya çalışan adam bu adamla kapışamayacak. Kapıştırmıyor ki adam. İmkanı yok. Onun seviyesine yaklaşma ihtimalin yok. Sen şu sistemde pus gideni karşılayamazsın. Biri şey demiş be kanka. Bunu forma konu açın. Yayında olmaz falan diye. Biz her akşam açacağız dostum bu yayını. Bu yayınlar her akşam açılacak. Bak bakalım. Aç. Biz mi oldu? Ses gitti Hakan. Ses geliyor mu? Hakan banyede. Foton gitti. Şu an hangi çarda olduğumu söylemiyorum. Mutelemişler Hakan. Abi zaten bence şu an Nirvana'ya ulaşmışlardır. Niye? Çünkü zaten The Camp Frost bunların en büyükleri diyordu ki boykot edin. Biz bir işe yaramıyoruz. Biz iş yapamıyoruz. Yani bakın şu anda aslında olması gereken Entity Game çalışanlarının şurada bizle beraber eline bir Türk bayrağı alıp bizim yanımıza destek olmaları. Niye? Çünkü diyor ki adam bu bak arkadaşlar getirdikleri güncellemeden memnun olsalar kenar çıkıp tamam mı? Serhat onun linki var mı? Bir sayfa dolusu yazı yazmaz. Ne kadar bir rezil bir sayfa yazdı makale yazdı ilk defa. Ne kadar rezil bir güncelleme getirdiklerinin farkında ki diyor ki biz yapmadık abi. Endgame yaptı. Bak biz yapmadık abi Endgame yaptı diyor. Yani burada geliyorsunuz niye zorunuza gidiyor falan yazıyorsunuz ya. Ben değil ha. Biz hiçbir şey açmadık. Biz yayın bile açmadık. Bizim işlerim dolayısıyla ben yayınlara bile gelmedim. Konuşmadım bile. Kendi çıktı. Kendi o idare etmeye çalıştığı oyundaki rezilliği görüp dedi ki arkadaşlar o kadar rezil bir şey dedik ki bu diyor değişebilir. Sana değiştir demedik ki ya kimse. Niye ne oldu? Niye hemen değiştirmeye başladın? Ha? Adam ne kadar vasıfsız, ne kadar ileriye dönük olmayan, ne kadar kişileri hedef alan bir güncelleme getirdiğin farkında ki kendi kendine özür diliyor. Ben de diyorum ki madem sen de senin sözün geçmiyor. Lan gel yanımıza gel. Gel lan dekan. Sen de gel abi tarihe. Gel kenar. Dostum demedim zaten Hakan. Protesto edin, evet. İsyan edin. Bunu yapın. Yapıyoruz sen de gel. Abi dekan onların önüne gelirdi ya bence. Kenart gelmez de. Abi gelsin. Burada hakaret maka derdimiz var yani. Onu anlatacağız. Artık o raddeye geçti yani herkes. O gelir dalga geçmek küfürmüş. İçin gelir yanca. Gelsin abi elinde bir asıyla dalga geçsin. Tamam mı? Discord'larda biraz siyasetti. O belki orada da yanlış konuştuk o zaman ama ne hikmettir biz onu söyledikten sonra Discord artık girmiyor arkadaş. Şey sadece... diyebilir Kutlu. 2019'da mı yazmış ya. Siz hala bu oyunu mu oynuyorsunuz falan diyebilir yani buraya gelip. Aynen kitap okuyun. Kitap okuyun falan. Oğlum madem kitap okumamızı söyleyeceksin. Niye GM oldun? Git öğretmen ol lan. Adam bu oyunun şeyi madem öyle sen de niye GM'lik yapıyorsun bu yıl 2019'da bu boktan oyunda? Hiçbir sözünün itibar görmediği, hiçbir dediğini yaptıramadığın oyunda niye GM'lik yapıyorsun? Bırak! Bırak GM'lik yapma ama bırakamaz. 2018'de daha ya. 2018'lerde odan 3000 dolar maaş alıyor. Alkollü partiler. Efendime söyleyeyim her hafta. Bırakır mı adam? Dolar uçtu gitti. Oldu 8 lira. Ne oldu abi? Biraz boğaz. Adam o zaman 3000 dolar maaş alıyordu. Artı ekstra şey ne derler ona? Yayınlara mayınlara kalıyorlardı ya. Mesai. Ulaşım ücreti hepsi şirkete ait. Bırakır mı? Anca bize der. Yılın 2019 olmuş da oyunu bırakın. Aklın çok varsa kardeş git bunu Korelilere anlat da birazcık senin dediğini yapsınlar. Seni zerre miktar bir tarafına takmayıp kendi kafasına göre yapmasın bir şeyleri. Gel yanımıza koçum. Gel destekle. Seni de dinlemiyorlar. Bak biz de dinlemiyoruz. Sen de dinlemiyorsun. Gel beraber protesto edelim. Zaten sen istiyordun. Dekan Frost gel abi gel. Taledeyiz. Sirius, Altar Vega fark etmez. Üçünden birden. Bu arada Destan'da da 3200-320'dir arkadaşlar. Diğer eski server arkadaşları da bekleriz yani. Onlar da kendi serverlarında Talede giderseler. Orada 150 lira değil. Orada da bizi desteklemiş olurlar. Teşekkür ederiz onlara da şimdiden. O yayınları izleyenler. Annyeonghaseyo. Bu an... Bir dakika. Ajan sen konuş. Korece var sende biraz. Ben şu an Korece. MGM'li yetkililer burada mı? Servet. 안녕하세요. 무한 전쟁의 파워 RPG 나이트 온라인입니다.
오는 8월 12일 온케이트 점검이 진행될 예정에 있어 안내드리. 수약들 hakkında konuşuyor burada arkadaşlar. Ajan ne diyor? Abi ben bir şey söylemeyeyim yani. Ne, tercüme yapamadım tam. Çok ağır konuştu. Nasıl dedim? Hakan abi ne diyorlar? Lan mikyas çeviriyor. Bize iletilmedi diyormuş. Bence şey diyordur ya. Sizi güzel sikiyoruz falan diyordur. Abi şimdi ne yapmış diyor ki? Diyor ki puslar %50 düşerse diyor her şey çözülecek mi diyor. Ulan sabah beri kaç tane şey söyledik. Tek pusla mı bahsettik? Pus çok büyük bir etken tabii ki. Evet. Yani bu oyun MMORPG bir oyun arkadaşlar. Bakın bu oyunda karakterini sen oyundan karşı yükseltmen lazım. Oyundan. Yani normalde bakın TL ile item adam siz TL alıyor ya birileri. Bu normal olan değil. Yasak olan yasak. GB almak yasak. Normalde yasak. Bakmayın abi oyun buradan ne malanıyor diye sesini çıkarmıyor. TL ile item almak yasak. Ya bundan 6-7 yıl önce adam TL ile item aldı. Dekonduğunu gösterdi diye itemi silindi itemi. Siz diyorsunuz ki TL ile item alanlar daha değerli. Ben de diyorum sana. Bu adamın zaten bu oyundan itemini yapması lazım. Adam bu oyundan item yapan adamın önünü kapatıyor tamamen. Engel oluyor. Kutlu. Efendim. 99'dayız da ses gidebilir. Bismillahirrahmanirrahim abi. Geliyorlar mı odaya? Engel oluyor. Ondan sonra siz de geliyorsunuz diyorsunuz ki yok pus %50'ye düşerse da abi 2 yıl olmuş lan sürü 2 yıl. 2 yıl olmuş ya. 2 yıllık sürüde CSV yok. Herhangi bir aktivite yok. Bir de üzerine gelmiş. Birini bir tarafa atmış, diğerini bir tarafa atmış. Yok çocuk oynatır gibi TP yapamazsın. Yok bilmem ne yapamazsın. Önceden EMC'ye gidip geliyordu. İnsanlar ölüyordu, bir şeyler yapıyordu. Yok, o da yasak. Oyundan çıksan bile yok. Ben de diyorum ki madem bu kadar hassas düşünüyor bu arkadaşlarımız. 8 kişi orada bir yaratık kesip arkadaşlar orman farmında 4 saatte bakın 4 saatte bundan önceki orman farmında en normal halinde bile bakın 4 saat orman farmında ekipteki bak 8 kişilik bir partide tamam mı? Bir adamın kaslı para bir GB. Fazlasını aldığı ihtimalle var mı? Burada yani bir sürü adam var. Bir GB iyi yani çok iyi bir zamanlamadır. Bu saçla beraber bir GB ortalama. Bakın bir GB. 4 saatte. Şimdi ben de diyorum ki bu adamın kaslı para bu zaten sınırlı zaman şey var, silsilesi var. Herkes kassın diye. Herkes 4 saatte razı olmuş. O civarlarda kasıyor. 4 saat civarında kasıyor. Günlük bir GB kasıyor bu adam. PK atıyor zaten bunu 25-30 milyonunu. Aylık giderlerini efendime söyleyeyim vurduğunda belki 50 milyonunu zaten geri veriyor oyuna. 50 milyonu da yavaş yavaş CRM'ye girerek karakterini yükseltmeye çalışıyordu. Şimdi ben diyorum ki en startta adamlar var. Bak burada bir parti için arkadaşlar 8 tane adam lazım. İtemli çar lazım. Cezde ayak durabilmen lazım. Sana saldırı geldi karşılık vermen lazım. Yani bir emek var emek. Şimdi ben diyorum ki Estamp'taki adam. Lan seni bizim sopları bir o tarafa bir tarafa koyuyorsun ya. Koysana lan DM'leri. Birini trole birini Aysa. Hadi bakayım koy. Koysana. Dağıtsana o slotları. Exp kasıyorlar orada. Ha? Exp parti mi oralar? Yeni oyuncular mı başlıyor oyuna? Bütün o slotlarda Exp mi kasıyor insanlar? İnanan var mı aranızda? Olur mu Hakan? Senin döndüğün iki mob için iki aydır güncelleme gelir. Oradaki moblara hiçbir şey gelmez. Niye? Adam çünkü skin'i taşlarının arasına sokmuş. 20 bilgisayar oturuyor sigarasını yakıyor. Viskisini alıyor abi izliyor. Çatır çıtır. Günde 4GB. Günde 4GB 5 loot 20GB çarpıyor 80.600. Öyle deme emek var ya emek var. Çok, çok büyük emek. Büyük emek. Senin... Kanka çarında old fr falan var. Demeyin öyle abi. Tabi 300 liraya laptop alıyor adamlar ya. 300 lira yani bak her yerden ekonomiye bile katkısı var maşallah. Bak biz de falan kor altında bilgisayar kasmasın diye 20 bine kasa alıyoruz. Salaz abi bizde. Aynen, aynen 10 bin liraya 20 bin liraya bilgisayar alıyoruz arkadaşlar. 20 bin liraya çarj ediyoruz. Üzerine geliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki ya şurada 4 saat farm atalım da bir GB kasalım diyoruz. Adam diyor ki yok onu emeklemeden sürünmeden atamazsın. Diğer adam ne abi 300 liraya laptop alıyor. Tamam mı abi? Gidiyor çarı 100 liralık çar 200 liralık çarı var. Gidiyor abi 5 tane 6 tane slot yapıyor. Her slottan Allah bereket versin 2GB 3GB parayı indiriyor. Bu adama son 4 mesele hatta neredeyse ne zamandı hiç. Ne zaman geldi abi? Ne zaman geldi en son? En son ya bu adamlara bir engelleme bir şey ne zaman geldi? Var mı bile? Yok. Yok abi 10 numara tren yapmışız biliyor musun? Mgame bize Estland'a gider Mgame'e falan böyle bir dönüyoruz. Bu adamın kastığı materyali. Ulan ben CZ'deyim gene CZ'de. En azından o GB çeken adam için
bir uğraşım, bir çabayım. Yani bu arkadaşlar bu oyunda adam itemli çarı zaten biri kesmek için diziyor. Cavo'yu kesmek için diziyor. Nobody kesmek için diziyor. Efendime söyleyeyim Gravity kesmek için diziyor. Niye dizsin adam? İtemli çarı niye diziyor adam? Parayı niye veriyor? TL'li para niye yatırıyor? Diyor ki bu adamlar güçleniyor. Ben de güçlü çarlar dizmem lazım diyor. Esnaftaki adam için mi diyor? Ya çocuk o kadar kasmış yazık günah. Kaç tane bilgisayar almış. Çocuğun GB'si zayi olmasın. Ben bunları biraz toparlayayım. Onun için mi alıyor? Bir de yayıncı destekliyorlar Hakan. Ayran gönüllü yayıncıları var bunların birkaç tane desteklediği. Adam 3 ay oynuyor. Sonra bir de 2 sene ortada yok. Reis onlar geliyor, niye destek ay... vermesin ki? Zaten pus desteği alıyorlar anladın mı? Tamam işte onu diyorum. Çıkan yok yani. Entity Game'deki işte GM kadrosu da bu adamları destekliyor. Biz adamların düşmanı oluyoruz. Yani ben bu çelişkiyi anlayamıyorum. Arkadaşlar birçok şey var tamam mı? Burada burada 3 soruda da biz bir şey başlattık. Bizim bunun daha ilerisi de var arkadaşlar. Gerekirse oynamayız. Bizim için problem yok. Alternatif oyunlar da gelir. Gerekirse ona geçeriz. Hiç problem değil. Biz diyoruz ya bu saatten sonra arkadaşlar biz CZ'de yokuz. Biz PK atmıyoruz. Zaten Esat'taki adam da atmıyordu. Bak bunlar daha iyi oyun için. Daha değerli ya. Biz de birazcık artık değer görmek istiyoruz arkadaşlar. Verdiğimiz emeklerin karşılığında değer görmek istiyoruz. Şimdi ilk etap CZ'ye çıkmamak. Esat'taki adam çıkmıyordu biz de çıkmıyoruz. İkinci etap siktir boktan çarın olması. Kötü bir çarın olması. Yakında onu da yaparız. Eğer bu şekilde devam ederse, bu kadar umursamamaya devam ederse, tamam mı? Yakında onu da yaparız. Problem değil. Madem item dizmeyen adam, CZ'ye çıkmayan adam, oyuna katkısı olmayan adam daha değerli bu oyunda, daha müteber, problem yok. Daha en sonunda olacak şu Hakan. Oynamayız abi. Arezdeki 65 yaşındaki dedemle beraber yeni server açar. Orada avucunun içine bakar bundan sonra. Ve bak bu neyi de doğurur? Piyasa yok olur. Bugün bak gelsinler 3 server'ın talesine. Bütün premium itemlerin, elit itemlerin %90'ı şu an talelerde. Zaten biz bak Crazy hemen gelmiş. Crazy Eren hiç merak etme. Kocan gelecek Eze'ye. Hiç merak etme sen. Arkadaşlar biz bundan sonra Esland'dakiler gibiyiz. Ne yapıyoruz? Sadece farm atıyoruz. Pek atmıyoruz. Hiç sakın sevinme Crazy Eren. Sakın sevinme aslanım. Ense kökünden şaplağımız eksik olmayacak. Belki esnattakiler CZ'ye çıkar ya. Onu hiç düşünmüyoruz bak. Tabii canım ortaklarla, MP setlerle, bir kacanla arkadaşlar aktif olarak. Full MP set. Bu GB çok düşmüyor. 5 FPS. Hepsi açma gel falan. Tabii. Falan grubu kusuyor bütün bilgisayarlar error veriyor abi. Tamam mı orada? Hata veriyor. Allah Allah. Duman çıkıyor kasada da. 300 lira verdim bilgisayar çöktü ya. Şuna bak ya gezirik ya. Belki ama şeyler. İyi olur o zaman. Bizim yönetim de şunu der. Bu CZ'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Grafiklerin ne kadar gelişmiş tabii olduğunu gösteriyor. Yani bugüne kadar bu fiyatından şikayetçi olup burada destek vermeyen arkadaşlar hep samimiyetsizdir. Ben burada aktif PK atan adamlara da bu oyuna bir şekilde bir yerinde bulunan insanlara hepsini arkadaşlar bu üç sunucuda hatta diğer sunucularda da hiç fark etmez. Sonuçta o adamlar da pus veriyor. Belki Ares'teki adam premium çekmiyordur. Belki oradaki PK ortamı rekabet bu üst seviyede değildir. İlla ki çekenler de vardır ama ben söylüyorum arkadaşlar Türkiye'de yaşayıp tamam mı? Yani bak Türkiye'de yaşayan her adam bu fiyatlardan rahatsız olur. Yani ne iş yaptığım bir önemi yok. Ya adamın maaşı abi 7-8 bin lira olması bir şey değiştirmiyor ki. Adam niye 7-8 bin lira maaşlı 1000 lira bu oyuna vermek zorunda kalsın. Ve bakın 1000 lira oyuna verecek. Ayrıca 20.000, 25.000, 30.000 seviyelerde de TL'lik seviyelerde de çar edecek. Hadi bunu bir sene içinde yaptığını düşünelim. Bir kere aylık 1000 lirası banko. Tamam mı? Ortalamada 24.000 TL civarında bir çar dizisin. Aylık 3.000 lira oraya verecek. 4.000. Abi Hakan full bir varyör dizsen. Bak full son seviye bir varyör dizsen. Ev teminatı gibi varyör için para harcaman gerekiyor. Çarı satıp eve teminat olarak verirsin o parayı amına koyayım. Bir de gidiyorsun aylık 1000 lira veriyorsun ona aidat. Niye? Yürütmek için onu. Tabi. Partilerimizin varyör ortalaması 30 bin lira. Nasıl yapılacak oyundan? Mümkün değil yani. Şu sistemler. Ya bu minimum 30 bin lira. Yani bunun 50'si de var, 60'ı da var, 100'ü de var. Evet. Böyle bir oyunda bir daha aylık 1000 lira aidat verir gibi pus veriyoruz. Bir de yalvarıyoruz ya ne olur bir güncelleme getir. Farm Allah'ını seviyorsan oyunda, ya diyoruz yani. Hala güncelleme diyoruz. Farmı zaten almışlar. Etkinlik istiyoruz hala. Farm üzerine kurulu bir oyun türünde. Hakan abi özür dileyerekten ben bir şey söylemek istiyorum. Bayağıdır chatte görüyorum.
Arkadaş diyor ki Envigrid kesemediğin için mi bunu yapıyorsun diyor. Ya tamam ben Envigrid kesmeyeyim. Zaten aptal bir mobu kesmektense ben o zaman kestiğim adamdan bir şey alayım ki çarımı öyle güçlendireyim yani. Bunu yapamıyor mu bu adam? Tamam ben Envigrid kesmeyeyim ya. İstemiyorum ya Envigrid. Ben salak mıyım zaten grid keseyim? Arkadaşlar bunlar 3 ay önce açtığımız konuda o da var. Dedik ki ya biz niye moba vurmak zorundayız? Yani niye mob da duracaksa dursun önemli değil. Ama yani niye insanlar yani yaratığa vurmak zorunda kalıyor? Yani bu oyunda PK atan adama custom nap'in en ufak bir değeri, en ufak bir önemi yok. Ya dedim ki bak, işte Hakan. Günlük nap'e sıralan bak günlük nap'e sıralan bilenler bilir. Kanka oynarken ne görüyorsa diyorsun. Onu yapıyor adam. 16 saat midcard'da Kravuz'a vuran adam işte. Ha. Şimdi bize diyor ki arkadaş emigret dönün bir tane dönün diyor. Bak TP'de olmayın diyor. E madem yetiyordu bu kenar Midgard'da niye 16 saat Kravuz dönüyordun? Ha? İfşa etmeyin abi adamı. Ha niye dönüyordun? Bana diyordu ki kanka sizin saate dönük mi? Abi bir de çift bilgisayar olduğunu söylersek. Hani iki bilgisayarla öne bak. Abi tabi çift bilgisayar çift bay. Çift bilgisayar, yan bilgisayarlar Hornet'te. Anladın mı? Of. Oraların ağası. KS geldi mi tak banlardı. Biliyor. Ne dediğimi biliyor. Konuşturmasın fazla da. Ne hikmetse tamam, abi. Çok derine girmeyelim. Geldi mi tak ban. Allah tamam, Allah. Çok derine girmeyelim. Adam, çok yoğun kontrol altında anladın mı? GM'ler çok yoğun çalışıyor arkadaşlar o dönem. Yani öyle böyle değil. Kutular gitti mi hemen ban. Çok ilginç. Allah Allah neden acaba? Denk gelmiştir canım. Tamam denk geldi canım yoksa yani. Tamam. Öyle şey mi? Neyse bak NP'ye konuşuyorduk. Yani Hakan. Gidecek burada şey yani. Bak, böyle geçen... şey. Neyse konuyu. Konumuza değil abi konumuza gelelim. Bak konumuz şu bak NP diyorduk en son. Bak geçen ay 750k sağ kastım. Hesapladım abi. Totalde 1.5 milyar civarı pus almışım. Oyunun bana verdiği gidip o NPC'den alsaydım 30M. 30M. 30M'i de bizim sörde 20 lira falan ediyor. Bir ayda. Aldın güne mı peki böldüğümde reis? De 60 kuruş abi. Ekmek bile alamıyorum. Ekmek bile alamıyorum. Açım ne tam olsun. Bak bunu hesapladım. Ekmek alamıyorum ya düşün. Bire mi gidip aldın peki hiç? Her savaşta 3 kuruş. Almadım sıfır hiç almadım. Utandım onu almaktan çünkü. Ama hakikaten öyle bir para değil mi Cebo ya? Almaktan utanacaksın tamam mı? Vallahi utandım ya. Utanıyorum ulan, ya. Ulan kazara almaya giderken Abeyse gitsen 300k gitti lan. 300k gitti. Zaten yarısı TP'ye gidiyor. Abi 500k yalanlar var aramızda. Abi bak şu an bakın Entity Game arkadaşlar bildiğiniz şu hani sahte pazar kuran adamlar var ya onlar gibi. Sen yani, de kanalından birini banlıyorum. O Abeyse'i tamam mı gitmişler en alta koymuşlar ki millet CZ'ye geçeceğim diye kazara Abeyse geçsin diye tamam mı? Abi hani, durma. Yemin ediyorum size bu hani böyle 800k'ya artı 8 yakmak item koyarlar da bir tane 81'ye koyarlar ya araya hani çeksinler de indireyim diye. Aynı Entity Game şu an o. Tamam mı? Bu oyun şu an bu. En alta ABS'i koymuşlar abi. Geçin de 300k sinilsin diye. Değil mi abi? Bir de Ronak Dant'ın bir altına koymuşlar yani. Tabii. İlk gün 4 kere gittim ya. Zaten bir günlük paramı verdim oraya. 200k da zarardayım ekstra. Hakan abi ben en çok şeyi merak ediyorum ya. Şimdi bu Entity Game yani Knight Online Türkiye'de nereden baksan 15-16 yıldır var olan bir oyun. Amazon dediğin şirket 1 yıl önce geldi Türkiye'ye. Yani bu adam nasıl becerdi de 7.90'a dolar kurunu Türkiye'de sabitledi. Amazon Prime üyeliğini 8 TL'ye falan indirdi de 15 yıldır Türkiye'de olan bir şirket nasıl oluyor da PUS'a hiçbir şekilde indirim yapamıyor? Evet. Ben en çok bunu merak ediyorum. Yani niye bu dolar kurunu sabitlemek bu kadar zor? Abi, affedersin bak, ama 1 senelik şirket geldi. Bak mesela Twitch'te arkadaşlar üyelik neydi? Ne kadardı? Bir TL mi? Bir 30 küsür liralar falan geliyordu herhalde. Bakalım. Adam bak. Şu an 39 lira minimum. Ne yaptı abi? Adam geldi bak indirim yaptı. Önemli yaptı değil mi? İnsanlar burada da bir şeyler alıyor. Pahalı. Bu adamların fiyatına göre yüksek diye. Onu geçtim. Steam'de kur sabit değil mi abi? Ha? Değil mi? Steam'de benim bildiğim kur sabit. Evet. Adamlar onu da dengelemiş. Sabit abi. 4-5 yıldır sabit hem de. Yani niye buraya gelmiyor bu? İşine gelenleri mi şey yapıyorsun? Sadece. Şu da var. Amazon'a göre mesela Türk kullanıcı %5 ise bu oyunun %98-99'unu Türkler oluşturuyor. Öyle bir şey var. Ne yazık ki idarecileri de Türk ama onlar ben çok merak ediyorum. Acaba arkadaşlara böyle Türk lirası üzerinden maaş verseler tamam mı? Hani acaba arkadaşların fikri biraz değişir mi? Ya bir tanesi ediyorum. Durur mu bir gün Allah aşkına ya? Bir de kazara beyler bir çarınıza da pus şey premium çekmek zorundasınız deseler. O zaman hani GM'sin ama çarına premium çek kardeşim aldığın maaşla deseler. Acaba ne diyecekler? Çok merak ediyorum ben. Yani senin yanına gelmiş de buraya. Ya anasını satayım ya bizim maaşın yarısı gidiyor ya buraya. Ağlarlar. Başlarlar ağlamaya o zaman.
Farma başlarlar herhalde. Aynen aynen. Yapıyordur ya yalandan. Yalandan orada sinsi seni. Sinsi. Bir şey söyleyeyim mi? Bence kesinlikle yapıyor. 16 saat kuramaz. 16 saat. Bak 16 saat kuramaz dönüyordu. Benim 5 saat, 6 saatim ne vardı? Sizin saate dönek mi diye bana soruyordu. Dedim dön. 2 bilgisayar 2 pay. Aman Allah. Pıtır pıtır. Yandan çalışıyor makineler. Detaya girmiyorum fazla. Gerek yok. O biliyor. Neleri bildiğimi biliyor. Daha neler biliyoruz da çok konuşmaya gerek yok bence. Hakan da boş değilmiş. Onu öğrendik. Antrenman Hakan'ın bir o kadar da yerinde başladı. Yapılmaz, olmaz. İmkansız denilen nelerin olduğunu çok iyi biliyoruz yani. Bunlar olmaz. Kesinlikle olmaz. Arkadaşlar konularımız onlar değil. Ya reis, şimdi ben şunu söylüyorum. Şimdi madem bu arkadaş tamam mı? Çıkmış açıklama yapmış. Biz yapmadık abiler. Ya kaza oldu. Ben yoktum, kuzenim vardı diyor içeride, tamam mı? Bunlar geldi ama biz yapmadık. Kuzenim getirmiş falan diyor ya. Ben de diyorum ki madem öyle gel kardeşim buraya, Tarık'a. Evet ben de aynı gel kardeşim diyeyim. Buraya. Bize destek ver. Bizi destekle. Yeter ya, bu Türk kardeşlerimi bu kadar siktirdiğim yeter dedi ya. İsyan et kardeşim. Yani bir kulak arkamız kalmış. Oraya göz dikmişler ya. 320 TL abi, yani daha ne olacak ya? La oyun oynuyoruz oyun. 500 olsun rahatlayalım ya. Ha, yani aynen düz yap bari kardeşim, 500 olsun. Hangi oyuna bu kadar para veriliyor ya? Abi dünyanın en iyi oyunları var bak. LoL'dür, CS:GO'dur, Mehmet'dir. Adam bir kere satıyor tak. Bedava abi. Kalıcı niye oynanıyor? Ya. Çünkü hizmet iyi. Niye? Oyun kaliteli. Sen ne yapıyorsun? Ya onunla kıyaslamak yine bir nebze de. Hani en büyük MMORPG'yi WoW'la kıyaslayalım. 7/24 can destekleri var. Oyuna belli sürelerde expansion alıyorsun. Bizimkiler de 7/24 dışında... yatıyor. Niye küçük görüyorsun ki? Bizimkiler de 7/24 abi yatıyor, sabah kalkıyor, izliyor yayını, boş konuşmuşlar diyor. Tabii öyle. Boş konuşmuşlar diyor. Banlarım diyor, sarım diyor, keserim diyor. Oyuna 10 euro veriyorsun aylık. Ne oluyor ya? Ara efekt. Hep geliyor herhalde. GM geliyor. Kapı mı açılacak? Vega'dan sevgilerle. Her hafta gelen saçma sapan güncellemelerden sıkıldım. İlle bahçeyi sürekli dağıtıp sonra gelip oynayanlar laf et. Herkes yüzünü kırmış, ne yaparsan faydası yok, bunu anla. Önce makronun önüne geç, sonra sana sövenleri daha bağla. Fiyatları ne oldu? Ne oldu? Dedim ki yetkililere ilettik, fiyatları indirin dedik. Sustun, ses etmedin. Kutu etkinliği getirip cosplaylara bayram ettirdin. Artık kutlu bilgeyi dinleyip oyunu ondan öğrenin. Tek vasfın ittifak klanlarıyla uğraşmak. Yapabildiğin tek şey, insanları dinliyormuş gibi yapıp düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini yetkililere ilettik deyip geçiştirmen. Kameranın karşısına geçip yaptığın etkinliklerin faydası kime? Oturduğun yerden hiçbir şey yapmayıp bize boykot falan deme. Önce bu oyunu oynayan insanlarla konuşup onları dinle. Sonra ne yaptım da oyuncu kaybediyorum diye üzülme. Bunların daha ne kadar konuşulması lazım? Daha ne kadar insanın oyunu bırakması lazım? Daha ne kadar soğumamız lazım bu siktiğimin oyunundan? Daha ne kadar susmamız lazım? Eyvallah kardeşim, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun belki diyeceğim ama yani lan biz diyoruz ki oyunda PK'nın, bak PK'yı arttıracak bir şeyler yap diyoruz. Adam salak topları dağıtıyor. Ya şimdi lan sen şu anda bir parti oynadın da bitirdin ki. Adam uğraşıyor tek başına, orada dönmeye çalışıyor, farm atmaya çalışıyor. Diyeceksin ki yapmasın falan. Ulan o zaman oyunu oynanabilir LSD'si indirsene. İndirim yaptıktan indirim. Yani illa gelip başka bir firma bir tarafını sıkıştırdıktan sonra mı yapacaksın bunu? Ya birazcık kafanı çalıştır be kardeşim be. Sen de oynadın bu oyunu. Abi eline sağlık, ağzına sağlık ya. Annyeonghaseyo. Wuhan Jeonjang'e Power RPG Night. Emir burada mı? Yok değil mi? Burada değil abi. Şimdi inandın mı amına koyayım? Dur oğlum. Emir burada değil değil mi? Küfürlü bir şey açmayın. Abi aynen. Emir'e yeni bir tane yazdırmamız yok mu Hakan? Abi Emir buradaysa harbi yazsın bir tane daha ya. Emir bir iki tane daha yapıştır dostum. O duyuyordur bizi, o buradadır ha. O az çakal değil. Bundan sonra oyuna yani ne şekilde devam edeceğimizle ilgili de birkaç kelimesi falan da söyle de Kutlu. Ona bilsin yani insanlar da. Ben söyleyeyim kanka istersen. Ya düşüncelerimiz ne işte bizim?
esnaftaki insanlar nasıl değer görüyorsa biz de aynı şekilde oyun oynamaya karar verdik. Tabii bu değişebilir. Bu protestonun şekli değişebilir. Buna gene bütün klanlar oturur karar veririz. Farm atmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde PK atmayacağız. Hiçbir şekilde bundan sonra pusta ilgili bir şey çekmemeye çalışacağız elimizden geldiğince. Onun dışında Bora falan mesela yapan arkadaşlar var. Onlara etkilenecek bu süreçten. Onların da bilgisi olsun. Haklarını helal edin. Maalesef. Şu anda itibaren hakkınızı helal edin dostlar. Yapacak bir şey yok. Ama şimdi biz sizin slotu alacağız ya. Yani bize değil, Entity Game'e iletirseniz arkadaşlar. İlettik falan seviyor onlar, tamam mı? Onları iletelim. Peki Bora'ya da koymasınlar arkadaşlar. Kardeşi kırdırdılar lan. Abi şimdi Bora, abi Bora'da problem yok. Ya orada zaten etraftayız ya. RPR için 3 dakika şeyden uzaklaşacağız. Yaratıklardan uzaklaşacağız. Olur, ona belki skill vuramama şeyi koyarlar. Skill vuramama skill'i. Öyle bir şey yaparlar. Hiçbir şekilde PK'ya falan çıkmayacağız yani bundan sonra. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa Cevo, Kutlu, Ozan, ilk Volkan görüştüğümüzde falan. Kaç klandık? Dün 55 miydi? 54-55 klandık. 54-55 klandık. Ben tahminen bunun daha da artacağını düşünüyorum ki bu zaten bugünkü izleyiciden destek verenlerden vesaire belli. Yani artık bu herkesin sorunu. Sadece yeni serverların değil. Yani yeni serverların değil. Kafası çalışan, Türkiye'de çalışan insanlar, emektarlar. Abi bu pus fiyatlarına artık karşı çıkmalı. Çıkması gerekiyor. Abi Türk olup zaten bu pus fiyatlarına itiraz etmeyen iki grup var. Bir GM grubu, bir de gurbetçi grup arkadaşlar. Tamam mı? Onlar da bir dolarla bizim sonra gurbetçiler var bu arada. Onlar klanında Türkler var diye, Türkiye'de yaşayanlar var diye hepsi geldi. Burada Allah da eminim vardır gelenler. Yani adam Amerika'da mesela o da geldi. Bizi sevmemesine rağmen geldi. Bak küfürleşmiştik mesela o bile geldi. Yani o arkadaşları belki maddi olarak yıpratmıyordur ama onlar da durumu farkındadır. Yani aşağı yukarı kendi ekibindeki Türk arkadaşlardan olayın vahametini biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü bak birisi farmla alakalı konuşmuş bu arada. Dostum bu odadaki herkes o farmı gene yapar. Devam eder. Kimse engelleyemez bunu. Ya isterseniz ben bir bu akşam yayın açayım da bir izleteyim ya. Bakın. Akşam gece 2'de gelin. İki slot nasıl dönülüyor size gösterelim. Ondan sonra bir daha çeninizi açmayın. Kardeşim Hakan adamımız abi, farm değil adam, yani. Adam bize farm yapmayın demedi ki. Arkadaşlar zaten farm yapıyoruz biz. Niye yapmayalım ki? Sadece PK yerlerini çıkmayacağız diyoruz. Yerlerini değiştirin. PK çıkıp çıkmamak da benim tercihim. Ne yapabilir ki? Biz tamam arkadaşlar şu anda diyoruz ki protesto ediyoruz biz. Bu buz fiyatlarını protesto ediyoruz. Yani Esad'da yaratı dönerken Valkyrie Kanada Patos'a ihtiyacı var mı? Yok. Bizim de yok artık. Niye? Çünkü o da pek atmıyor da biz de atmıyoruz. Biz yaratığa vuracağız sadece. Yaratığı keseceğiz. Ha gene emek vereceğiz arkadaşlar. Yani sotumuza giren adamı mecburen keseceğiz. Ama yazık olacak bu aradaki arkadaşlarımıza. Kusura bakmasınlar şu andan sonra. Dediğim gibi arkadaşlar vurduğumuz her skillin sebebi Kenar. Yani onlar da gerçi yeğeni varmış, kuzeni varmış. Onlar yapmış değişiklikleri. Koreli akrabaları. Yani onlar da onlara iletir. Bir 2-3 seneye dönüş yaparlar size. Siz de artık idare edersiniz. Ya minimum 2 sene sanırım bu. Tabii. Dönüş süresi. 2 sene sonra görüşürüz. 2 seneye oyun kalırsa bu gidişle bu kafayla tabii. Ha dediğimiz gibi bu şu anda yapacağımız evet arkadaşlar. Biz gideceğiz. Frankor'u keseceğiz. İstiyi keseceğiz. Doğru. Oyuna girmek için premium istiyor. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tamam mı? İlla ki evet JR'ye gireceğiz. Artık farm atacağız sadece. Zaten biz pek atmıyorduk ya. Rahatsız olmasınız arkadaşlar. Biz yine pek atmayacağız. Ben de diyorum ki hakikaten bu pus fiyatlarından, bu oyunun şu anki mantalitesinden rahatsız olan herkes destek versin. Biz her gün akşam Tale'de bir şekilde ya yayın açacağız ya burada duracağız. Yayın açmasak bile. Her gün yayın açmayabiliriz ama en azından açmasak dahi burada olacağız. Hepimiz açmasak da bir kısmımız açar. Evet yani illa ki açan olur. Her akşam. Tale'de olacağız. Servet de açar burada olsa. Gerek yok. Bu saatten sonra diyorum ya bu oyun PK atan adama. Biz bunu yaklaşık olarak bir yıldır, bir buçuk yıldır belki daha uzun zamandır söylüyoruz. PK atan adam arkadaşlar değer vermediği sürece, bu oyunu hakikaten aktif olarak oynayan adamlar değer vermediği sürece, bir tane adamın 50 tane çara bakabildiği, adamın daha değerli olduğu, 8 tane adam bir araya gelerek, emek vererek, uğraşarak bir şeyler yaptığı bir ortamda bunlardan rahatsız oluyorsa ve diyorsa ki kardeşim sen burada günde 10 saat ki zaten 10 saat kimse kasamıyor. 10 saat kastığın zaman anca sen sadece Valkyrie kanat patos paranı çıkaracaksın ama item yine koyamayacaksın çarını diyorsa buyur kardeşim biz de diyoruz ki biz de pus çekmeyiz. İtem koymayız. Olan itemlerimiz de yeter abi. Fazlasına gerek yok. Hani diyoruz ya gideriz abi farmımızı yaparız. Aynı hesaptaki adam gibi. PK'mızı atmayız. Geçeriz otururuz marulunda. Babalar gibi muhabbetimizi ederiz. Makaramızı yaparız. Gerek yok.
yarın bir gün biz CZ'ye çıkmadığımızda o bizi kesmek için PK'su yoğun olduğu için para verip o esnaftaki adamın GB'sini çeken adamlar, tamam mı? Ya bu CZ'de bomboş kardeşim deyip çarlarını satmaya başladıklarında, efendime söyleyeyim oyun oynamamaya başladıklarında, ya da bu adamlara bu kadar iteme gerek yok kardeşim, daha fazlasını dizmeyelim, zaten iyi oynayan adamlar oyuna girmiyor dediklerinde, bakalım neleri satacaklar GB'yle. GB'yle neleri satacaklar? Hani GB'yi silmek için uğraşıyorlar ya. Herhalde Raptor 9'lara falan Sandris'e koyacaklar. Arkadaşlar gelin buradan alın. Oyunda çok GB çok şey oldu, düştü. Düşsün, bizim umurumuzda değil. Biz zaten bu işten zarar edeceğimizi biliyoruz arkadaşlar. Bizim sonuçta bu serverlarda 25-30 bin TL'lik her kişi başı çarlarımız var. Düşsün. Oyun yönetiminin ya problemi bu. O uğraşsın. GB fiyatını yükseltmek için birazcık esanta baksın abi. DM slotunu birini Anya'ya, birini Konya'ya koysun. X kasanlar orada, gerçi X kasıyor çocuklar. Yani yazık günah. Yani hiç parayla falan işleri yok halbuki. Sadece X kasmak için oradalar ama. Yani birazcık da onlarla uğraşsın. TP falan yapamasınlar abi. RPR'ye yürüyerek gidip gelsinler. Esnafta antrenman olur. İyi olur. CZ'ye geçince lazım olacak çünkü, değil mi? Kenar toplattı. Kenar toplattı diyorsun da Kenar niye çıkmış özür diler gibi şey açmış. Onu şeyini açsana Servet. Açıklamasını. Ben yapmadım. Yeğenim vardı açıklaması var ya bir tane. Buydu herhalde. Abi birisi demiş ki yıllardır zam gelmedi fiyatlar neyse. Herhalde dolarla mı alışılıp dolarla ödüyor. Olabilir. Yani başka bir ihtimal yok. Başka bir ihtimal şey yapamıyorum çünkü beyni yarım basıyor olabilir onu da öyle düşünmüyorsan. Arkadaşlar bakın, dolar çok daha düzgün ucuz fiyattayken bile bu oyuna sürekli olarak pus indirimi geliyordu. Yani Midgard'da oynayanlar bilir, Manis'te oynayanlar bilir, sürekli olarak periyodik olarak pus indirimi geliyordu. Yani 3 senedir doğru düzgün bir tane bile, hani bu kendi yaptıkları laga maga soktular bir şey yaptılar da özür dileriz abi deyip pus indirdiler ya. Onun dışında bir tane pus indirimi gören var mı? Daha ki dolar o zaman arkadaşlar 3,5 lira falandı, 4 lira falandı. Şimdi birisi şey yazmış Hakan bak. Günde 3-4 GB cebe atarken ağlamıyor demiş. Siz hiç bu odada günde 3-4 GB kasan var mı ya? Öyle para kasılıyor mu bu oyunda şu an? Dostum biz esnafçı değiliz. Sen yanlış geldin. Onların yanlış yere geldi şey yani. Bir adam 20 bilgisayar diye yayın var. Oraya git orada görürsün. Abi çok iyi o ya. Günde 3-4 GB kasılıyorsa bizde kasak yani öyle bir şey varsa. Nerede oynuyorsun sen? GB koda falan oynuyor sanırım. Hakan abi. Efendim. Bu arada şey Entity Knight Online'ın resmi Discord'unda bir tane arkadaş diyor ki dolar kurunu diyor uzun süredir diyor 5 dolara sabitlediler diyor. KC'leri falan diyor 5 dolar üzerinden alıyorsunuz siz diyor. Vay anasını satayım. Önceden şey miymiş? 2 dolar mıymış? Ya da 8 dolar mıymış? Her zaman 5 dolardı bu. Hep onun üzerine savunuyorlar ya. 400 KC'yi şeyden alıyormuşuz Cevdet işte. 400 KC çektiğin zaman 5 dolardan arıyorsun. Zaten öyleydi. Dolar kuru 5 yıllardır 5 böyle hep bunu savunmuyorlar yani. Borçun. Hep abi bunu savunuyorlar. Valla bize sabitledikleri bir şey var arkada hissediyorum. Onun başka bir sabitledikleri bir şey göremedim. Yani madem sabit arkadaşlar bu dolar arttıkça 400 kişi fiyatı niye artıyor ya? Yani madem sabit ya niye artıyor? Siteler oynuyor ya. Bu var ya hep siteler oynuyor şerefsizler ya. Binary Game falan oynuyor hep. Sabit demişmiş. Adam attı. Sene 2017 arkadaşlar 4. ay. Bundan tabii 3 sene önce. Cash 146 TL. Şu an tam 2 katı. 3200 durumda söyledim fazla. De. Katından fazla. Daha 2 katından daha fazla. Fazla evet. 3200 cash bu arada dediği gibi 400 cash değil ha. Kafa karışmasın abi. Ya arkadaşlar zaten 400 cash'ten bahsediyorlar. 400 cash ucuz ya şimdi hani. Onu almak kolay. Ne kadar diye 35 TL tamam ben bunu alırım. Ya PK'ya çıksan kardeşim ben şunu merak ediyorum. PK'ya çıktın. Var premium olabiliyor musun ya 400 cash'i? Var premium alabileceksin de ne yapacaksın 400 kişi? Hani bana anlatın üstüne bir tane Gripon alabiliyorsun ya da alabiliyorsun. Biri boss atıyor şu an. Biri boss atıyor. Var onlar. Keşleri bitiriyor.
Ya bazıları hala derdimizin sadece farm olduğunu düşünüyor ya. Çok dostlar yazık. Bak. Yazık. Yani hala birileri bak, şunu savunuyor. Siz hükümet falan diyor da güzel kardeşim biz de sana diyoruz ki bak Amazon'un yaptığı dolarla değil mi abi? Amazon satışını dolarla yapmıyor mu? Birçok oyun kurlarını sabitliyor. Twitch efendim, abone ücretlerini düşürüyor. Steam'de kur sabit. Bunlar aynı hükümetin dolar aynı hükümetin Türk lirasıyla işlem yapmıyor mu? Görmüyor mu adamlar? He? Abi hala adamlar konuşuyor. Yok dolar 5 dolardı. Hala 5 dolar. Dostum bunu gidin Şenart söylesin ya. Bunu bilmediğimizi mi zannediyorsunuz? Şey gibi herhalde ya. Benzinin fiyatları artıyor. Ben hep 100 liralık alıyorum. Hayır. Aynen öyle yani. Şu an cidden tam. Benzinin litresi 5 liraydı. 10 lira oldu. Hala 50 lira alıyorum. Aynen. Beni etkilenmiş yok. Ben hep 100 liralık alıyorum. Selamünaleyküm. Dolar artınca herhalde marjin falan artınca asgari ücretine zam geliyor dolar artınca sanırım. Bak Steam'in sağda belki asgari ücret bile alıyor kendisi artık ama. Biri de giden diyor ki hükümete söyle diyor. Ulan gerizekalı biz siyasetçi miyiz? Biz oyun oynuyoruz. Ajan ara bela Tayvanlı Albayrak. Sonra gelsin burayı da batırsın ha. 3200 keş 100 dolar. Neyse bu konulara girmeyelim. Neyse, yapma. Boş verin, boş verin. Yapma. Girmeyelim oraya. Yani burada arkadaşlar dolar artınca asgari ücret artıyorsa hiç konuşmamda gerek yok. Haklılar ama artmadığı için boş yapmasınlar. Bak bak adam keşle 3 tane boss attı. 3'ü de sanma çıktı aman akım. Şu etkinliğe bak. Abi sanmayı bulmak için şu an dua etmen lazım. Sanma ya. Ne atabilir ki amına koyayım? Ama şu an sanma için dua etmen lazım. Esnaf'ta gidip araman lazım 10 saat. Değerli değil mi sence? CZ'de yok bile. CZ'de yok çıkmıyor artık. Bak mesela yazmışız. Boss taşını kaldır. Güzel kaldırmışsın kardeşim. Ulan kaldır da 70'ler adamın item stack atacağı artık da yapma. Orada bolda kesmesi bir yarım dakika sürsün yani. Bir saniye sürmesin. Herkes gene kasabilir. Bir de Allah'ını seviyorsan drop atsın ya. Bir de artı neydi? Respawn süresini fix yapma. Adam oraya gidiyor. Hani mantıklı şey yaptı ya millet boğula döndü ya. Adam oraya gidiyor yaratığı kesiyor hemen respawn süresi gelince bir daha gidiyor. Keyif yerinde. Ne farkı kaldı diğerinden? Ama güncelleme yaptı. İlk geldiği güncellemede 3 günde Vega'da düşen tek durum Green Dragon amuletti. Amatörlük. Yetersiz analiz. Oyuncu fikri görüşü almamak. Abi zaten bunu her zaman söylüyoruz. Yani bunu buraya geldiğimde odaya geldiğimde söyledim. Bunu bunlar devraldığında Moradon'dan EMC ekmeği bilmedikleri zaman söyledik. Oyuncu konseyi yapın. Oyuncu konseyi. Dinlemediler bile. Çünkü oyuncu kim ki? Kim oyuncu yani? Önemli mi? Yapmadılar. Şimdi getiriyorlar güncelleme. Bir daha ona bir şey geliyor. Bir daha bir şey geliyor. Bir daha bir şey geliyor. Bir dinle kardeşim. Bir oyuncunun ihtiyacını gör. Her kesimden bir oyuncu al oraya. Ona göre gönder. Sen de MGM'e gönderiyorsun ya her şeyi iletiyorsun. Öyle ilet. Kafana göre iletme. Vega'da grid taşı 5 meyve düşünce sıkıntılar başlamış anlasın. Arkadaşlar zaten bu taşların piyasasının yüksek olması zaten belli bir şekilde belli başlı kendini bilen klanların oraları dönmesinden kaynaklanıyor. Şu anda gidiyor. Bir battle price bir okçu slot boost dönüyor. Yani çok büyük katkıları var server'a çünkü arkadaşlar. Orada slot boost dönüyorlar. Sonra da gidiyorlar arkadaşlar buydan birbirlerine kasa ata ata satıyorlar. Sonra da piyasası düşüyor. Yani burada oyuncudan başka zaten kimse kaybetmiyor. Sadece oyuncu kaybediyor. Bu arada bana biraz Vega'dan birisi biraz yazmış. Chat'ten bir şeyler okuyalım ya. Hakan Vega'dan bir ekip yazmış. Ben de evet. Söyleyeyim. Massive Stroke hani bizi çok sevmezler. Biz polemikliyiz ama biz bütün klan ve ekip olarak destekliyoruz. Kendi klan başkanları da Karus Kralı hatta. Pus almayacağız diye. Bu süreç üzerine kadar. Kafası çalışanlar yazıyor. Arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar dediğimiz gibi burada sadece bizim ya da efendime söyleyeyim herhangi bir grubun menfaatine olan bir şey yapmıyoruz. Burada birbirimizi anlaşamadığımız noktalar olabilir. Birbirimizi sevmediğimiz, sevmeyen insanlar da olabilir. Ama amaç ortak gaye
ortak menfaat olunca bir olabilmeliyiz. Yani bence hani Korelilerin bizim üzerimizden geçindiği yeter. Bu fiyatların bir şekilde normale çekilmesi lazım. Yani diyorum ya, aynı şey Steam'de kur 2.1 TL'ymiş mesela. Niye burada öyle değil? Bunun sebebi ne? Bakalım, bu arada chatten metten güzel sorular varsa arkadaşlar, güzel sorusu olan arkadaşlar varsa sorsunlar bakalım. Serhat biraz yavaşlattır da bak, hızlı hızlı gidiyor. Şu an yavaş. Değil mi? Çok kişi var. Siz o kadar kilisiniz ki BBB'nin has adamlarının %80'i, %90 ama %90'ı illegal farmcı. Kara yüzünüze neden hiç bahsetmiyorsunuz? Ha. Bahset abi. Kardeşim sen bahset. Onu da sen yine sen bahset. Şimdi biz bahsetirsek ayıp olur. Destekleyin lan. Ozan Başkan fıstık yiyemiyorum. Çekirdek mi yiyelim yazmış biri. Adam fıstık parasını keşe veriyor abi, adam haklı. Bu kutlu bilgi zır cahil. Doğru bak. İyi yakaladın dostum. Tebrik ediyorum. Beni ifşaladılar dostlar. Siz devam edin bak. Abi cahil olmayan biri konuşsun ya odada. Ozan çok türlü bir el. Ozan kimse konuşmadı. Da. Hepimiz cahiliz. Bu banlanıyor adam. Abi dur abi. Çok güzel bir cevap gelmiş Hakan abi. Kutlu Bilge ayda 10K cebine koyuyordu. Ne oldu bir anda yazmış. Bir yine koyuyordu. Bir yere değinmiş abi. Dolar artınca 15K oldu. Dostum ben zaten 16K oldu. Bir oynamıyor ama. Zaten ben farm atmıyorum ki. Oyuna da girmiyorum doğru düzgün. Arada bir teknik arkadaşları sayederse PK'ya falan giriyorum. Onun için zaten ben oyunda yani farm falan atmıyorum. Kardeşim benim yani hangi hayal dünyasındasın ne yapıyorsun bilmiyorum ama oralardan falan çık. Gerçi bunlara göre Tolga biliyorsun adam İsmiyon'a geliyor, yarısını zaten kutlu bilgiye veriyorsun falan diyorlar ya. Abi neler var ya. O kafada ya. Adamlar olduğu için yapacak bir şey yok. Cevap sen herhalde şey tüm herkesten haraç alıyorsun. O tabii ki bilmiyor muydun? Aynı sistem. Bendeki sistem biraz daha farklı. CC'ye geçmeden NPC'nin yanında bir tane char bıraktım, trade atıp onem veriyorlar. Çok iyi. Yaratılı geçemiyor. Herkes yaratık kesemiyoruz zaten evet. Ne hem yaratık kesemiyor hem CC'de NP kasamıyorlar. İkisine birden ambargo. Para vermeden NP kasmak yasak. Bizde maaşlı sistem. Paralar toplanıyor, kişi sayısı. Geldi. Ortaya koyuyor. Direkt muhasebecimiz var. Muhasebe de iyi geliyor zaten muhasebe. Bilezikerek. Geliyor abi. Önce bir kimlik TC'li şifre giriyor. Sigorta girişini yapıyor. Tabii girişini yaptırıyoruz. Sonrasında arkadaş işe başlıyor. Ne işte çıkarıyor. Tüm droplar zaten bize. Maaşı. Sıkıntı olmasın. Bak, ama bu arada gördün mü Hakan? Kaya Vega'da parmak demiş basıyoruz. Ki ben Vega'da sadece CR'ye giriyorum. Her kazandığım bir silver gemi Cevo'yu araç olarak veriyorum demiş. Sistem bu. Allah biz Vega'da parmak basıyoruz ya. Doymadım biliyor musun? Doyamıyorum. Herkesten bir gıdım. Böyle. Hakan abi farmdan satın aldığın 3. evde misin 4. evde misin şu an onu soruyorlar. Oğlum biri villa yazmış lan. Bir villa yazmış lan. Villa lan. Villadan bahsediyor adam ya. Villa, aldığınız villayı mı ödeyemediniz yazmış. Kutlu Bilge şu an burada topladığın veya sana destek veren 200 kişiyle aranızdaki tek muhabbet ittifak kısmında farm yapıp para kasmak. Buradaki kitle tamamıyla göz boyama oyunu sen veya Cevap bırak veya sana inanıp 3,5 kişi bırakırsa arkanda duran herkes nickini ve DC'deki ismini değiştirip normal oyuna devam edecek. Bunu iyi biliyorlar. Yani bak sen bilmediğin için konuşuyorsun. Buradaki birçok insan bunu ne zaman tepki göstereceğiz diye kendileri yazan insanlar. Yani hani orada farm muhabbetinden bahsediyorsun ama bu oyunda farm yokken biz burada 10 yıldır 11 yıllık dostlarımız var. Sen 3-5 tane adam diyorsun ya. Bizim sadece burada iyi oyuncusuyla beraber oynadığımız Kenart dahil. Kenart'cığım da oradan bizle beraber. Kenart dahil yani en az 15-20 adam var. Kaç yıldır bir diyaloğu olan sohbet olan insanlar sadece 15-20'den fazla. Bu TS'den bahsediyorum bu arada. Yani yoksa oyundaki şeyden daha fazlası vardır yani. Yani ne yazık ki ne normal hayatında ne de oyunda herhangi bir şekilde dostluk edinememiş bir arkadaş olarak böyle düşünmen normal. Çünkü sen muhtemelen hadi beyler yeni server'a geçiyoruz dediğinde bir bakmışsın etrafında kimse yok. Tek başına geçmişsin. Hani o yüzden böyle düşünüyorsun ama biz Sirius'a geçiyoruz dedik mi 10 gün içinde tak 5 parti adamımızla aslanlar gibi geçebiliyoruz. O yüzden sen kendine bizi mukayese etme. Hani o da biraz çapla alakalı. Senin çapın biraz düşük. Tek kendini geçirebiliyorsun. İnşallah doğru yere geçebilmişsindir. Geçtiğin zaman sıkıntı yaşamamışsındır.
Evet, küfredenleri banlayın ha. Küfreden arkadaşlar var. Kardeşim memleketi yönetemiyorlar diye Knight online yönetimi niye ceza çekiyor? Amazon gibi. Bilmem ne. Oyunun en kalabalık olduğu dönem değil dostum. Yani oyunun en kalabalık olduğu dönem söylüyorsun ama yani mesela bunu tetikleyen birçok sebep var. Mesela pandemi gibi. Yani oyunun en kalabalık olduğu dönemden bahsediyorsun ama oyunda zaten birçok user zaten vardı. Her yeni açılan sunucular çok daha kalabalıktı. Yani şu anda pandeminin çok büyük etkisi var. Oyunda kalabalık olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Aynı zamanda GB fiyatını, evet doğru söylüyorsun, GB fiyatını yükselttiği için farm atan kitle çok daha fazla olduğundan oynayan adam da var. Yani başarısız demiyorum ki. Yani kendine göre başarısı vardır. Kutlu Hakan, 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun diye sormuş Erdoğan. Ya onlara cevap vermiyorum bugün. 61-06 yapmış. Ankaralı abi, artı Trabzonlu. Hem Ankaralı hem Trabzonlu Hakan abi, senin gibi. Evet senin gibi, o yüzden. Bir tane arkadaş şey yazmış. Demiş ki PUS fiyatları düşerse demiş, talep artacağı için insanlar daha fazla PK'da kalır. Bu da yine oyuna yarar demiş. Çok da mantıklı söylemiş bence. Abi işte düşsün, daha çok oyuna yarasın. Biz tabii oyunu ki canım. Düşerimden kazanmak diye bir şey var. Adamlar yani sırf bu PUS fiyatları, keş fiyatları çok fazla diye bu zaten oyuna başlamıyor. Daha kalabalık. Ya ben şunu zaten soracağım ya. Normalde replika oyunların replikalarında daha az oyuncu olur değil mi? Evet. Ben yanlış bilmiyorum. Evet. Bu oyunun replikalarında daha fazla oyuncu var yani. Nedense. Ve daha fazla event var. Daha fazla. Daha fazla oyuncu var. Ve bir adım önden gidiyorlar. Güncelleştirmeleri ilk onlar yapıyor, sonra Osko yapıyor. Adam diyor ki Koreko'daki güncellemeleri getiremeyiz, abuse'larlar. Yani şeyi düşünemiyor. Abuse'lamayacakları şekilde getirelim falan diye düşünmüyor adam. Ya zaten yani adam sadece ne yapıyor? Dava etmekle yetiniyor. Gidiyor dava açıyor, kapatmaya çalışıyor. Yani hiç demiyor musun kardeşim? Niye oraları tercih ediyorlar da burayı tercih etmiyorlar? Yani sen düzgün hizmet vermezsen, sen buradaki insanın işte efendime söyleyeyim bir sıkıntısı olduğunda düzgün bir şekilde ilgilenmezsen, bu oyunda bir adam gidiyor mesela bu fake sunuculara gidiyor, veriyor %150 lira, oyna babam oyna, istediği kadar PK atıyor. Biz burada 150 liraya yani ne alabiliyoruz abi? 150 TL'ye. Çok merak ediyorum. Yani primim alamıyoruz. Doğru muyum? DC ya da var primim alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Yok. Bir SVSC, bir buff, bir AC bittiği zaman hadi eyvallah beyler, Allah'a emanet. Ki burada o çarı bir tane karakterle o seyircileri basacağım bir karakteri yaratman için yani minimum, bakın minimum mage falan olsa bir 10k falan para harcaması lazım. 10.000 TL. 10.000 TL para harcaması lazım bu adamın. Birçok sunucu zaten bu yüzden bırakıyor. Yani bunların hani başarılı olduğunu söylüyorsunuz ama yeni sunuculara başlarken arkadaşlar bakın yeni bir gündem yarattılar. Bir kitle yarattılar. Devamında bu kitleyi kaybeden de bu adamların kötü yönetimi. Biz yapmadık MGM yaptığı hareketleri yüzünden bu hale geldi. Gene o yüzden bu hale gelecek. Bence birisi demiş ki Hakan. Ya sürekli spamlıyorlar, o yüzden araya girdim. Cevo Kospantilla, Berserker bot için kaç adamla konuşmuş? Ivır zıvır, Sirius'da, Halbert 9'da, Ağaç, Sirius 5, Fuku kimin elemanı? Ağaç slotları nerflendikten sonra Esnat demeye başladınız. Altar 2 bilmem ne, Ivır zıvır. Abi ben bilmeden Sirius'u Altar'da falan oynadım mı ya? Cevo hayırlı olsun, ne zaman başladın ya? Bilmiyorum. Bir de Berserker botuyla bir şeyler yapıyormuşum. Neyse o. Dostum öyle bir şey yok. Götünden element uydurma. Banlattırma kendine. Servete kalanını. Salak herif ya. Abi sorular ben dediğim gibi hater kitleden geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar katılıp katılmamak herkesin kendi kişisel tercihi. Sonuçta burada herkes oyuna girerken kendi cebinden para harcayarak giriyor. Biz bu saatten sonra bu oyuna minimum düzeyde yani sadece oyunsal aktiviteleri nedir bu? Oyuna girebilmek için bir premiumdur. Çok ihtiyacı olursa arada bir SVSC basmadır. Onun dışında arkadaşlar minimum düzeyde harcama yapacağız. Pus çekmeyeceğiz, patos çekmeyeceğiz, varikini çekmeyeceğiz, kanat çekmeyeceğiz, SC çekmeyeceğiz. Dediğim gibi PK atmayacağız. Öyle bir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar zaten. Yani bizim kişisel tercihimiz bu yolda bizim haklı olduğumuzu düşünenler, bir de destek vermek isteyen arkadaşlar her akşam biz talde toplanacağız. JR sorusu PK'sı atmak isteyen adam gitsin atsın arkadaşlar. Problem yok. Biz kimseye zorla bir şey yaptırmıyoruz. Ama diyorsa ki ben de ya yeter artık düdüklendim diyorsa. Çok verdim artık yeter. Birazcık bizim de
buradaki insan oynayan Türk insanların da sesini duyulması gerektiğini düşünen varsa gelirler. Burada destek olurlar. Milletin hakkını gasp eden, milletin hakkını çalan adamlara karşı bir duruş sergilerler. Yani biraz omurgalı olmaya davet ediyor sadece. Ha, koymuyorsa gidin oynayın abi, problem yok. Yani biz keriz olduktan sonra, anladın mı? Bizi sağan çok olur. Sorun değil. Ama bize yeter, biz dedik yeter. Yani bu kadar yeter. Yani şu oyunda arkadaşlar, bundan yaklaşık 3 sene önce bir parti vs turnuvası düzenlenecekti. Bakın, parti vs turnuvası. Dediler ki teknik arıza oldu, sıkıntı oldu. Bir hafta sonra, 10 gün sonra yapacağız. Bir ay sonra dediler. 3 sene geçti arkadaşlar. 3 sene. 3 sene oldu, hala 8 vs 8 turnuvası yok. Yaptıkları turnuvaların hepsi rezil kepaze. Ya lag oluyor ya bilmem ne oluyor. Erteliyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Birini yapamadılar yanlış bilmiyorsan, değil mi? Yapamadılar kanka, bekliyoruz. 10 gün sonra yapacaklardı, bekliyoruz. Aylar geçmedi. Bir de şey, Aztek bug'u var mesela. Onu hala düzeltemediler, çözemediler ama yaratan skill eklemek bir günde yapılıyor. Aztek bug'unu kaç turnuvadır var Aztek bug'u? En başından beri var değil mi o Aztek bug'u şeydeki turnuvadaki? Yani bir melee turnuvası yapıyorlar arkadaşlar. Kuruyanlı, muruyanlı, saçma salak. Bir maket turnuvası yapıyorlar 80 ice'lı. Ya abi biz bunları istemiyoruz ki kardeşim benim. 50 vs 50 turnuvası ne zamandır yapılmıyor arkadaşlar? Gördünüz mü siz LoL'ün turnuvalarını abi, aksattığını gördünüz mü? Yapmadığını gördünüz mü? Beceriksizler. Yani şu oyunlar arkadaşlar, bir diyoruz ya mesela, ya işte daha çok sürüm, daha çok adam zaman geçirir. Adam bunu istemiyor ki. Adam bunu istemiyor. Çünkü arkadaşlar öyle olduğu zaman oyuna lag giriyor. Adamların altyapısı zayıf. Para harcamadan ne kadar çok para kazanacağını düşünüyor. Adam bunu istemiyor. O yüzden 2 CZ var arkadaşlar. Yoksa kim ister 2 CZ olmasını? Hayır Hakan, bir de... Keyfine. Yani, liderinin hakkını gasp etmeye çalışıyorsa birileri kusura bakmasın arkadaşlar. Ben burada bir Allah'ın kuluna kimsenin hakkını yedirtmem. Yemeğe niyetin varsa burada ancak bir yarrağımı yersin. Ya turnuva yapınca ne yapıyorlar Hakan? Yani ne veriyor turnuvada? Kanka şey veriyor, adam başı 1600 keş. Ya da 3200 falan verdiği de olmuştur. Yani şimdi mesela bu tarz oyunlar çok büyük turnuvalar yapıyor arkadaşlar. Hatta yani bunu geçtim, fake'leri, bunların çakmaları turnuvalar yapıyor arkadaşlar. Kazananına 20.000 30.000 TL ödül falan veriyor. Yani adam ne kadar kazanıyor ki bak? Ne kadar kazanabilir ki yani, sonuçta bu çakması bunun. O bile 20-30K ödül verebiliyor. Ne yazık ki arkadaşlar, oyunun hakiki oyun kendisi verdiği ödül, para ödülü vermiyor. Benim bildiğim en son kod falan dağıtıyordu sadece. En son kod dağıtıyordu ya. Onu da dağıtırken el ayağı titriyor. 3200 keş verdik lan diyor. Darmasak mı diyor. 8 kişi. Kutlu bir gelsin. Şahıs olarak senden hoşlanmıyordum ama bu Entity Game ve M Game Pireler inek gibi her ay sağmasından çok... Sesim geliyor mu bu arada şu an? Geliyor. Kurs fiyatları çok yüksek diye oyunu bıraktım. Öğrenciyim. İyi yapmışsın dostum. İnsanlığa o kadar basit geliyor ki, lan adamlar sizi sanal alemde kiracı yapmış. Doğru söylüyor. Kira verir gibi ödüyoruz abi. Yani öyle kötü bir semtte değil ha. İyi semtte duruyor. Devon'un evden pahalı. Hakan abi daha hala bu yurt dışından... Valla benim evden pahalı. Yurt dışından bağlanan insanların bu DC problemini çözememişler hala. Adam 3 aydır, ben... 4 aydır... Şey abi öyle işler demin ya, onlarla işi yok adamların abi. Sen GB'yi ne kadar yüksek tuttun, onun derdi o. Derdi o adamın ya. Kendine siz de her ay pus bitince kiranızı veriyorsunuz. Ulan bizim derdimiz herkesin oyun oynaması. Yazık be. Şu uygulama yaptığınız protesto sonuca kadar haklısınız. Keşke herkes destek olsa, saygılarımla. Eyvallah King of Savcı. Bakın arkadaşlar, kişisel husumetini bir kenara bırakıp destek vermiş. Çünkü haklı olduğunu düşünüyor. Şu Gökhan Çakar mı? Bak bir daha yazarsan banlanacaksın, ondan sonra tanıyor mu tanımıyor mu görürsün. Şimdi sana buradan bir çakarım. Tövbe estağfurullah. Sakin. Durma lan. Kovma yapacaksın diye korkuyorum. Yapma. Kafes dövüşüne gel. Evet, GB 30 lira olduğunu kabul ediyorum kardeş. Pus düşsün, GB 30 lira olsun. Hatta GB 20 lira olsun hadi. Hadi bakalım. Abi Eşli Özcan gelmiş, onu da çekiyorum ben. Çek. Pro Gamers. Zaten GB 20 olursa abi GB 30 lira yapamazlar arkadaşlar. Yaparlarsa esnaftaki şeyleri, ahbapları, dostları isyan eder. Yan odadaki bilgisayarları çöpe atarlar. Tabi olur mu abi, GB 30 lira düşürürler mi? Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar biz GB 8 liraya... Bana ise GB 8 liraydı ya.
Oğlum 8 lira bırak 50 kuruştu zamanında lan. Kanka o kadar eski gitmedim ben. Maalesef. O kadar eskiye de gidelim yani. Sanki oyunu sadece Altar, Sirius, Vega'da falan oynuyoruz. Yani Manez'de ıvır zıvırda oynuyorduk. GB 25 kuruştu, 50 kuruştu. Account satın alırdın ama. Account. GB almak yerine gidip account satın alırdın. Aynen öyle bak. Yazan yazmış. Sunucuya yatırım yapmayan bir acizler. Doğru söylüyorsun abi. Adam bir tanesi dalga geçer gibi geliyor. Hop DC olacağınız diyor. DC oluyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Böyle bir oyuna. Bak, kaç gün? Mete bak. Kaç gün yaptı bir de? Evet. Kaç gün boyunca müdahale edilemiyor. Tamam mı? İnsanlara premium iadesi yaptılar mı saat ondan dolayı? İade yaptılar. Premium iadesi de. 15 gün de. Yani iade yapsan oğlum 15 gün oyun oynayamadın. Bütün şeyin bitti yani. 15 gün senin için 15 gün etki etmiyor ki. Bir ay etki ediyor. 1,5 ay etki ediyor yani. 15 gün hiç oynamıyorsun. Tekrar oyuna adapte ol. Tekrar ekibine oyunu adapte et. Tekrar oynat. 15 gün oyuna girmeyen adamı 15 bir günde toplayamıyorsun yani. Sen toplayabilir misin? Esnaflar neden bu kadar şikayetlisiniz? Sanki esnaf bosslarına dönmüyoruz. Biz esnaf bosslarından mı şikayetçiyiz dedik? Gerizekalı. Yani biz diyoruz ki esnafta yaratık kesen, ex kasan kardeşlerimiz var ya. Aktif bir şekilde rap 5'e kasıyorlar. Ondan sonra İyi teklif geliyor satıyorlar. Rap 5'e kasıyorlar, iyi teklif geliyor satıyorlar. Sürekli olarak X kasıyor kardeşlerim. Bir CZ çıksalar var ya of yanacak buralar yanacak. Ben yakında zaten arkadaşlar görürüm yani bu GB fiyatı düşsün. Esland'daki arkadaşlar buraya gelirse burası oyuncu oyuncular ben size söyleyeyim. Asıl oyuncu orada. Asıl oyuncu orada bak onlar kazara protestoya başlarsa o zaman gerekeni yaparlar ben size söyleyeyim. Esland. Güzel kardeşim adam bir tane tek başına gitmiş 100 tane bilgisayar almış. Ya tamam Emir kardeşim yok kardeşim Eryaman'da da buluşmuyorum sana Trabzon'a da gitmiyorum. Sen manyak mıdır nedir aynı şeyi yazdım bak bu parmadan okudu kendini. Bak güzel bir soru sormuş. Sizin de esnaf çöp sotlarınız challenge yok mu? Var. Bizde daha önce oynayan şu an aktif zaten aktif olarak oynayan adam uğraşmıyordur da. Aktif daha önce oynayan veya bir şekilde şu anda fazla bilgisayar olan adam varsa Esnaf'ta çarını niye koymasın? Biz diyoruz ki zaten bakın arkadaşlar zaten şu an oyun bunu yap diyor bunu. Ne yapın diyor ya. Oyun diyor ki en iyisi bu diyor. En iyi bana buradan parayı buradan getiriyorsunuz diyor. Dotları söyleyince sadece oraları nerflesinler. Neymiş? Yapan yok mu? Yapan tabii var bizden de. Tek tük birkaç tane belki. Bir iki çar, bir iki tane bilgisayarlar. 3-4 kişi birleşiyorlar, bir tane sos yapıyorlar. Yani biz bundan rahatsız değiliz ki. Yani Esnaf'ın hepsini biz dönsek de gene söylüyoruz ki biz ben ne dedim? Yani biz boss taşıyız mesela biz kesiyorken dedik arkadaşlar kaosları dağıtın diye. Frankoları biz kesiyorken rahat rahat kesiyorken biz söyledik dedik ki Frankoları drain atılmasın diye. Bifrost'a biz 5 Bifrost'a giriyorken dedik ki fazla 3 olsun diye. Yani biz kendi menfaatimize olan şeyleri söylüyor olsaydık arkadaşlar bunları zaten söylemezdik. Biz arkadaşlar adamları eleştirmiyoruz. Adamlar yapabilir. Burada oyunu eleştiriyoruz, oyunu. Yapan insanlara bir şey demiyoruz biz. Orada yapan insanlar yazıyor, bir şeyler yapıyorsunuz da. Hani bizim yapan insanlarla aynen. Bir derdimiz yok zaten. Hakan abi, milletin söylediği şey ne biliyor musun? Bak, Discord'da dönen muhabbet sana çok net söylüyorum. Evet. Abi, herkesin söylediği kelime şu. İşte Keynard slotları dağıttı. İşte endgame doğru yılda bunlar farm atamıyor. Aç kaldılar. Sağa sola saldırıyorlar. Pus bahane. Hani herkesin söyle. Herkes hala farm derdinde. Ya abi ben anlamıyorum. Yani insanlar burada diyor ki arkadaşlar pus pahalı. Ya pus pahalı ya. 400 TL veriyorsun ya. 3000 TL. Yani dağıtmasının ya da OTP sunması skill de benim için önemli değil ki. Ya ben bora dönerim. Açarım geneyi bora dönerim. 5 dakikada bir yaratık keserim. Ben yine atarım farmı ki. 5 kişi yaparım onu. 5 kişi. 4 kişi yaparım. 2 bilgisayar sokarım. Açarım geneyi dönerim. Ne yapacak? Geri benim slottan çıkaracak. Var mı öyle babayı dedem? Sirius'ta yok. Altar'da yok. Vega'da var mı acaba? Yok. Kötü yen gelsin. Yok mu? Bak yani. Vega'da yok. Belki de standa vardı. Biz oradan geldik. Orada da orada yok. En son orada da yok. Yok yani bence. Var mı? Mikael var orada. Geliyor bomba. Yok mu canlı söyleme? Vega'dan sevgilerle. Nasıl ya? Vega'dan sevgilerle.
Her hafta gelen saçma sapan güncellemelerden sıkıldım. İlle bahçeyi sürekli dağıtıp sonra gelip oynayanlar laf et. Herkes üzerine kurmuş, ne yaparsan faydası yok, bunu anla. Önce makronun önüne geç, sonra sana sövenleri daha bağla. Bu fiyatları ne oldu? Ne oldu? Dedim ki yetkililere ilettik, fiyatları indirin dedik. Sustun, ses etmedin. Kutu etkinliği getirip cosplaylara bayram ettirdin. Artık kutlu bilgiyi dinleyip oyun ondan öğrenin. Tek vasfın ittifak klanlarıyla uğraşmak. Yapabildiğin tek şey, insanları dinliyormuş gibi yapıp düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini yetkililere ilettik deyip geçiştirmen. Kameranın karşısına geçip yaptığın etkinliklerin faydası kime? Oturduğun yerden hiçbir şey yapmayıp bize boykot falan deme. Önce bu oyunu oynayan insanlarla konuşup onları dinle. Sonra ne yaptım da oyuncu kaybediyorum diye üzülme. Bunların daha ne kadar konuşulması lazım? Daha ne kadar insanın oyunu bırakması lazım? Daha ne kadar soğumamız lazım bu siktiğimin oyunundan? Daha ne kadar susmamız lazım? Eyvallah kardeşim, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun belki diyeceğim ama yani lan biz diyoruz ki oyunda PK'nın, bak PK'yı arttıracak bir şeyler yap diyoruz. Adam salak salak slotları da atıyor. Yani şimdi lan sen şu anda bir parti oynadın da bitirdin ki. Adam uğraşıyor tek başına, orada dönmeye çalışıyor, farm atmaya çalışıyor. Diyeceksin ki yapmasın farm. Ulan o zaman oyunu oynanabilir TR serisi indirsene. İndirim yaptıktan indir, indirim. Yani illa gelip başka bir firma bir tarafını sıkıştırdıktan sonra mı yapacaksın bunu? Ya birazcık kafan çalışır be kardeşim be. Sen de oynadın bu oyunu. Deli dünya. Bu şarkıdan sonra herkes 20 saniye susuyor, sonra konuşmaya başlıyor. Ya bakın dostlar, hala chatte açlık, bahçe, şu bu. Bizim gündemimiz bahçe, açlık ya da mob değil ki amına kodum yerinde ya. Hala anlayamadınız mı? Bunu herhalde bir bizim bu oyuncu kitlesini anlatmak için böyle bir 20 gün falan konuşmamız gerekecek. Dinleme özürlü müsünüz ya? Dinleyin abi, dinleyin. Herkeste beyin var. Yani kullanın şu beyninizi. Abi bu arada Destan'daki arkadaşlardan da demiş, biz de Destan'dan destekleriz diye bir haber geldi. Sağ olsunlar. Destan'dan da bir yayıncı kardeşimizi alıp oradan da ekibe katıp ekip moduna dönmedik mi ilerleyen yayınlarda peki? İnşallah onlar da şey yapsınlar da. Onlar da bir düşünüp baksınlar. Değil mi? Tabii oradan, tabii. Oradan bir Rosetta'mız sırasıyla çıkmamız yok mu yukarıdaları? Bence var. Abi dediğim gibi arkadaşlar, sunucunun bir önemi yok. Sonuçta herkes aynı Arizden şekilde. Arizden de selam geldi bak bu arada chatte. Geldi. Arizden de selamlar dediler bak. Arkadaşlar sonuçta dediğim gibi hepimiz aynı gemideyiz. Yani burada söylüyorsunuz ama şimdi mesela abi biz orman farmı dönüyorduk değil mi? Ormana farm atıyorduk biz. İşte bir yenilik gelmedi. Şu anda da atıyoruz da değişen bir şey yok. Arkadaşlar biz mesela sürü sunucusunda yani aktif oynayan iyi, ben iyi bir ekibim vardı da ben orman farmı atamadım diyen bir tane ekip var mı acaba, çok merak ediyorum. Veya Vega'da veya Altar'da. Bir tane ekip var mı ya? Mageler dahil herkese imkan yaratıyorduk. Bakın mageler dahil. Ve oyundaki bütün kafa ekipler bunlardı zaten. Okçulu arkadaşlar Boro'ya dönüyordu, Balok dönüyordu. Şimdi maçı mesela o arkadaşlar Boro dönerken dönemeyecekler. Niye? Çünkü biz döneceğiz. Biz döneceğiz şu anda yani. O arkadaşlar ne yapacak? Merak ediyorum ben. Oradaki insanları mağdur edecekler. O adamlar da gidecek bu sefer dağılacaklar Ağustos'lara ya da efendime söyleyeyim ne o? Diğer slotlara. O zaman ne yapacaksınız yani? O zaman ağlayacak mısınız? BV geldi, Boro dönüyor da burayı aldı elimizden bilmem ne yaptı. Çok problem değil arkadaşlar. Yani gerekirse o slotların hiçbir yerinde hiç kimseyi kastırmayız. Madem kasılmıyor, kasılmasın kardeşim. Bize dert değil ki. Oyunu daha iyiye çevirmek için Entity Game'in, M-Game'in beceremediği, efendime söyleyeyim, kendi cebimizden, Frankor droplarımızdan aldığımız işte ufak tefek droplarla her hafta Monument yaptık. Biz başlattık sürüsü, Cova'lar yaptı, Altar'da yapıldı. Herkes cebinden paralar koyarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Çok daha fazlasını, beceremedikleri parti vs turbasını falan yapmayı da düşünüyorduk ama arkadaşlar oynadığımız oyun belli ya. Bakıyorsun diyorsun ki yani bu adamlar idareciyken, bu adamlar bunu yapması gerekiyorken yani biz niye uğraşalım? Adam bunun için 3000 dolar maaş alıyor. Adamın oyunla alakası yok. Oyun nedir bilmiyor. Oyun efendime söyleyeyim, o mevzuatlardan haberi yok. O Patios mesela çok anlamıyor oyundan arkadaş.
Ama gidiyor orada 3000 dolarına indireganlı alkol partilerini yapıyor. Problem yok. Madem öyle yapsana kardeşim beni. Yani o yaratıkları oyun oynatır gibi bir oradan buraya dolaştıracağına. Yok summon TP olmasın bilmem ne olmasın. Esan dur esana. Adamlar geniyesiz farm atıyor. Neyle atıyor acaba? Koordinat ayarlamış git gel yapıyor sürekli. Bir gün denesin ya bu GM arkadaşlar. Dediği gibi bir tanesi yazmış 8 tane GM parti kursa diyor bir tane kutu alamaz. Alamaz tabii nasıl alıyor? Oyunculara pusu indirimi yapsa iyilik yapmış olur. Bak şimdi slotları dağıtarak iyilik yaptığını zannediyorlar ama o boroda kasanlar dediğin gibi şu an nerede? Sen git slota bakayım orada grade kes. O boroda kasanları nerede bulabileceksin? Artı şu an ben anlamıyorum ya hiç kafa hesap meselesi biraz da hiç mi yok yani hiç mi idrak edemiyorlar? Ya şu an pus fiyatları almış başını gitmiş. Bir sürü PvP yayıncılar, yayınlar var, oyunlar var. Şimdi bu PvP'de oynayan adamların buraya geldiğini düşünsene. Yani bir indirim yap. Sen sürümden kazanacaksın. Ayrıyetten oyunun tutulacak ya. Sen kalkıp da milleti dağıtmışsın. Her biri bir bilmem ne sunucularda oynuyor. İsmi lazım değil. Ama şimdi bakıyorsun yok ben ittifak dağıttım. Altar'da bir ittifak kalmadı ki yok. Ekip var. Yani benim bildiğim Altar'da ittifak var mı? Anlaşmalı dönen, ortaklaşa bir şey yapılan bir şey var mı Hakan? Yok. Özcan görüyorsunuz. Bak mesela arkadaşlar Özcan We Will Pro Gamer klanının başkanı. Felankor'da mücadelemizi ediyoruz. Herkes birbirine saldırıyor. Yani orada sadece arkadaşlar ittifak dediğiniz şey ya bu taşları eşit sabit fiyatla satmak için oluşturulmuş bir şey değil mi? Yani. Yani bizim arkadaşlarla diyaloğumuz taşları aynı fiyatla satalım da zarar görmeyelim. Bu. Başka bir şey yok ortada. Yani adam boss taşında aman ona vurma. Aman falan orada birbirine vurma. Böyle bir muhabbet var mı? Yok. Ya milletin tek takıldığı nokta BVB işte slotlara şöyle oldu böyle oldu eylem yapıyor. Yani onun dışında hadi farz et ki ondan yapıyor. Değil mi? Sebep yine işin ucu pusayı gidiyor. Yani adam bu şekilde de dönebiliyor bu slotu. Fakat akıp okunu kurtarmaz. Yani ben premium'a şart mı yani cebimden para vereyim? Şart mı? Yani bu oyun bu zamana kadar böyle mi döngü sağlandı? Benim klanım PK klanı mesela. Hiç alakamız yok. Farmla alakamız yok bizim klanın ya. Alakası yok yok. E bakıyorum aylık 600-700 liraya cepten ver cepten ver ver. E şimdi benim zamanım belki yoktur gider iş yerinde çalıştığım parayla alabilirim. Fakat şöyle bir durum var. Oyunda vakit geçiren adam şuradan aldığıyla oyun içerisinden bir şeyler alamayacak mı? Hani bunun bir dengesi olması lazım. Tamam dediğin gibi hadi şu 3200 kişi 100 TL'ye alsınlar bakayım. Bu oyunda iğne atsan yere düşmez. Discord'da en ufak hepsini kaldıramayıp ban atıyorlar. Öyle deme Özcan öyle deme. O zaman işlerine gelmez diye biliyor musun? Oyunda çok fazla oyuncu oldu mu lag'a girer. Anladın mı? Evet, 4G'de 5G'de açmaları lazım o zaman. Çok lak oluyor abi. Server başında gördük yani 1.5 ay. Adam gidip de altyapısını güçlendirmek yerine tamam mı? Diyor ki 2C'ze olsun, 3C'ze olsun. Yani kazara pandemi birazcık artsaydı 5C'ye görecektik arkadaşlar. İyi kurtardık. İyi kurtardık. Abi zaten ya onun bunun oğlu gidip istiyorum. De PvP bak onun bunun oğlu gidip de PvP sunucu açana kadar aç yine yeni sunucu. Oyuncu kalabalık mı? Kitle mi arttı? Yine aç. Abi PK diyorlar mesela normalde. Bize hani farm diye tutturuyorlar ya. PK diyorlar. PK'yı tek yerde toplamaları gerekirken gidip mobları dağıtıyorlar. CZ'nin her yerine bir şey koyuyorlar. Böylelikle zaten PK da olmuyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde PK atamıyor ki insanlar. Evet. PK'dan adam dolanıyor CZ'nin içinde. Diyor ki egoları biz diyor işte şeyde bıraktık diyor. Böylece diyor solo oyuncular da diyor orada farm atabiliyor. Yani sen solo oyuncuları ne yaptın? Bowl'da PK atan adamların hepsine meze yaptın. Rakı masasında meze oldu. Bütün, bak bütün sağlam partiler şu anda dolanıyor abi. Şey gibi Mevlana gibi tamam dönüyor oralarda. Envy, Gret, Borolarda, Baloklarda dolanıyor. Adamlar da dolanıyor bu sefer. Adamlar da bu adamlara kapışmak için abi tamam mı? Bunlar dolanıyor. Orada bir zehir geliyor hop TP olamaz diye bir şey geliyor abi. Kimse TP olamıyor hop diğeri ton atıyor. Ondan sonra kazar DB söylüyor bak. DB söylüyor PK bitiyor bu kadar. Niye adamı çünkü DB söylediğimi çekemiyor ki adam. Şey yakın mesafeden atıyor. Raptorları fırlatıp geri döneceğiz. Bu oğlum şimdi sen magi partisin tamam mı? Geldin evet. Kazara slot basacaksın değil mi? Evet. Normalde kaçacağız.
MV'ye bir vurdun, tamam mı? MV'ye bir vurdun, tamam mı diyelim. Sen de, senin partide TP olamaz oldu. Doğru muyum? Evet. Sen Magi partisin. Ben senden kill aldım. 5-8-6 gitti. Bir anda 3-5-8. Öyle evet. Şey yok. Ne 3-5-8 abi? Yani Hazar buffer'ını kessem. Yani Torment'i kessem bitti ya. Torment'i bitmesini bekleyeceksin herhalde. Doğru muyum? Magi partide yenememiş. Tabii canım. Place'ini öldüm bitti zaten. Kör attım beyler, hop billing attım, çek buraya dedin, bir baktın. 3 dakika beyler. Şey gelmiyor. Şey bir challenge gelin 3 dakika sonra çekiyor. Aynen. Çift billing atacak abi, 3 dakika koşuyor arkadaşlar, siz bir eve yolun. Bir challenge gelirsiniz ya, çekeriz. Bir de şeyi unutmuyorum. Benim şeyim geçmişken. Bir ara biz geçtik işte neyse Vega'ya. Boss emot yaptılar. Abi tondan çıkamadık ya boss emot'ta. Yani lock'tan tondan çıkamıyorsun. Ne boss kesmesi? Bosslar duruyor. Bosslar tabii şey yapar mı? Bosslar deli gibi vuruyor sana. Boss gelmiş onun içinde bizi kesiyor. Hiç unutmuyorum o günü var ya. Harbi çok nefret etmiştim o gün ya. Demiştim yapmayın abi boss event'i cidden. Abi boss event yaptılar. İnsanlar birbirini görmesin diye özel olarak arkadaşlar bakın. Şimdi boss event oldu ne olacak? PK olacak ya, kalabalık olacak değil mi? Ya kazara ne kadar rezil bir altyapıya sahip oldukları, bu oyuna ne kadar para harcamadıkları belli olacak diye. Her sunucuda öyle değil mi? Açıyor adam diyor ki Vega'ya bakıyor diyor ki Vega'ya bak bomboşmuş. Lan ne bomboşu? Adam gitmiş Hellfire'lara, sağlara, sollara her yere boss atmış. 3-5 tane bowl atmış. Millet bossları kesmeye çalışıyor. O da şey ha. Bak 8-9 aydır en ufak bir etkinlik yapmıyorlar. Alın arkadaşlar size etkinlik yaptık etkinliği. Gene biz buradan arkadaşlar sistem ettik dedik ki yani bu kadar rezillik olmaz. Bayram geçti 2 tane. Yani artık bir event yapın, bir şey yapın diye burada bir taraflarımızı yırttık. Onun üzerine yaptıkları etkinlikte bilmiyorum ben rankta 2K'nın üstüne çıkan adam var mıydı? Herhangi bir sunucuda. Var mıydı? Çok merak ediyorum. Oğlum biz işte bak şey yaptık sırf millet böyle lagaluga etmesin diye. Şimdi Karus humanız ya bir kısım. Karusları V1'e, humanları V2'ye götürdük. Rank 1200 mü 1300 mü neydi? En son V2'de millet toplaştı da böyle orada bir 15 dakika PK döndü. Başka bir şey olmadı yani. Herkes mob kesti çıktı. Evet ona denk geldi yani bir... Cazibesi kalmadı bizim için. Yani bir bakın arkadaşlar bakın hani çok iyi dedik ya bunlar arkadaşlara. Bir Orion'da bir şey boss event yazın. Invisible'ın falan filan videoları çıkıyor. Bir bakın oradaki kalabalığa bakın. Bir de burada bu arkadaşların yaptığı mono event'taki şey ne o mono event diyorum. Boss event'taki şeye bakın. Sadece yaratık kesiyor herkes. Sadece yaratık kesiyor başka hiçbir şey yok. PK 0. Ulan biz boss event'ı sadece boss keselim diye mi istedik? Yani CZ'de 1001 noktaya bosslar attı. Ya abi bakın ya bakın arkadaşlar şimdi bak ben diyorum ki. Şimdi hadi diyelim ki yani zaten öyle bir şey olmaz da. Şimdi mesela biz Bora dönüyoruz. Üzerine Envy dönüyoruz diyelim. Envy Gret dönüyoruz. Kazara geldi Bora'daki adamla. Daha önceden orada kasıyorlardı ya şimdi kasamayacak kardeşlerim. Geldi dedi ki ya bunlar bizim slota çöktü. Biz bunlardan alalım dedi. Ulan Envy'ye bir vurdum. Zehir. 3 dakika TP olamıyor. Adamın DB'sini kessem adam ton atıp ton atacak. Ton atacak ya gelemez. Kapışamayacak. Adam zaten magi almaz artık. Yani TP meci adam tamam mı? Bak TP meci bitirmek istiyor herhalde. Cevap bak ben sana söyleyeyim bak yerinde gözü var. Bak. TP meci hiçbir şey yaramıyor şu anda arkadaşlar. Yani o ortamda slot basmaya sadece oralara arkadaşlar Bora'ya sadece kasan adam mı gidiyor? PK atan adamlar da gitmiyor mu? Aynı şekilde o slotlara veya ormandayken bu normal bahçede dediğiniz yer bowl'un içerisindeyken sürekli oralara saldırı gelmiyor muydu? Yani sürekli insanlar oraya saldırıyordu bir PK dönüyordu. Şu an ben diyorum ki oyunun iyi partileri buraları dönen partilerin hepsi biri arkadaşlar şeyde Mastegodon'da biri Evil'de biri efendime söyleyeyim arka taraflarda dolanıyorlar işte. Biz abi bowl'a çekilsin diyoruz. Bowl'a kalabalık olsun diyoruz. Biz bu PK güzelleşsin diyoruz. NP'ye göre bir şeyler dağıtın diyoruz. Adam tam aksine PK'yı bowl'a ne kadar uzaklaştırabilirsem, insanları ne kadar birbirinden zıt yerlere koyabilirsem onun derdinde. Ya sen niye bu kadar dert ettin bu CZ'yi ya? Yani yaratıkları bir ayırdın 3'e. Döndün ayırdın 6'ya. Ondan sonra döndün summon skill ekledin. Döndün yetmedi bir daha oyundan çıksa bile gelemez diye ekledin. Yani şunun onda biri kadar esanda dert etsen. Join, gelen join'i azaltsan. Çıkan dropları yarıya düşürsen. Hani CZ'deki dropları yarı yarıya düşürdün ya. Ha bize bir öyle bilgilendirme gelmedi Mgame'den. Ama dönen adamların orada farm atan adamların hepsi diyor ki kardeşim droplar düşmüş. Yok bizden Mgame'den öyle bir bilgilendirme gelmedi. Öyle bir bilgilendirme gelmeden bunu diyemeyiz biz. Sizin bir deneme şeyiniz yok mu? Bir testiniz yok mu sizin? Öyle yani, şey diyorlar. Live sunucuda hata veriyor. Test sunucusunda hata vermiyor bazı şeyler falan diyorlar ya işte ona da. Testte hata yok ama bir atıyoruz hata veriyor falan. Emrah şimdi gördüm. İstersen konuş ya. Emrah.
Bak. Şakası bir yana bak. Bir arkadaş bana şey yazmış. Hakan az ben de konuşayım. Sonradan iş var. Çıkacağım yazmış. Neyse ben konuşmayayım. Çarbanlanmasın. Bak. İnsanları bu hale getirdiler ya. Yani bizi mahkemeye vermekle, tehdit etmekle işte tehdit ederek susturabileceklerini zannediyor bu arkadaşlar. Yok hakaret mi ediyorsun Hakan? O hakaret var mı? Eleştiriyoruz kanka, onlar eleştiriye tamam, gelemiyor. Kardeş adam zaten kendisi Discord'da söylemiş. Bunlar protesto edebilir demiş. Özcan yani dedi ama. Fiyatları için yapabilir demiş. E burada farklı bir şey dönüyor mu? Yani ne var burada? Tamam farmı bitirsin ya. Bitirsin farm adına hiçbir şey kalmasın. Ama bu fiyatları da insin oynayalım. Yani oyunu oynayalım. Olur mu? Öyle diyor bak. Lafta diyor ki eleştiriye biz açığız. Biz her türlü eleştiriye açığız ama konuşana kadar. Konuştun mu problem var. Yoksa hani düşünce olarak kafanda düşündüğünle işte de problem yok. Hani 4-5 kişi Discord'dan mı anlamış? Niye? Dediğine inanmadılar diye. Küfür mü etmiş? Hakaret mi etmiş? Ya ben anlamıyorum ki. Abi kaldırsın ki. Ya. Hani kaldırsın bu mobu bu yani. Dıkınfuruz çok siyasetten anlayan bir arkadaş, tamam mı? Sürekli böyle çıkıyor. Tamam hükümet alinde sallıyor ya. Diyor ki basın özgürlüğü, gazeteciler hapse atıyor. Senin yaptığın ne? Senin yaptığın da bu işte. O adamları hapse atıyorsa sen de aynısını yapıyorsun işte. Seninle aleyhine konuşan herkesi susturmaya çalışıyorsun. Gücünle. Kusura bakma da senin gücün burada geçmez kardeş. Ya kendileri de biliyor şimdi pusun pahalı olduğunu. Kimse de inkar edemez. Burada farklı bir şey, farklı bir dil de kullanmıyoruz. Onlar da az çok biliyor. Madem MGM'in şunun elinde. Bak bu adamlar Türk. Türk insanının ya aşağı yukarı alım gücünün farkında. Bu rakamların Türk insanında nelere tekabül ettiğini de farkında. Tamam mı? Aşağı yukarı karakterlerin maliyetlerini de biliyorlar. Buna rağmen bu kadar sessiz kalıp yani salak saçma şeylere yenilik getirip onlara bile ben yapmadım, eniştem yaptı, kuzenim yaptı deyip bu konuda en ufak ya sen de destek olsana kardeşim. Bak geldik işte bak açtık protesto ediyoruz. Dekan Frost dedi ki boykot yapın ediyoruz. Gel destek ol. Gel onlar yapımcı ya sen yayıncısın ya. Yayıncı olarak da ki ben de Türk kardeşlerim yanındayım ya. Çok zor mu? Zor. Niye? Çünkü para dolarla. Maaş dolarla. Adamın sıkıntısı yok ki. Adamın sıkıntısı yok. Adam dün yayında birisi kombat atıyor diye adamı banladılar. Adam bu kadar hiçbir şeye tahammülü yok ki adam. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Arkadaşlar bir kısa girdi yapacağım. Ben dışarıdaydım, yayını takip ettim. Hani bizim arkadaşlar falan buradaydı da. Bir de ben dahil oldum dedim. Bakın ben çok fazla karakterime girip aktif olamıyorum ama elimden gelince full push full press sürekli çekmeye çalışıyordum. Şöyle bir karakterin kaba bir hesabını yaptığın zaman yani bu oyunu farm için oyna veyahut da oynama kardeşim. Bir mage, en basit bir mage diyorum ben çünkü Warrior'un masrafı biraz daha farklı. Şu an mageleri atak skrufla ile vesaire vesaire ama 500 TL'den aşağı hiç kimse aylık buna para vermiyor. Bugün sen Türkiye'de yaşıyorsun kardeşim. Asgari ücret 2500 TL. Bunu alamayan insanlar bile var. Ben şu anda çalışıyorum bir yerde aldığım para şu kadar şu kadar ama ben aylık bu çara dört dörtlük oynamak için bir şeyler yapabilmek için hem zamanın yok hem de paran yok. Nasıl oynayacaksın abi sen bu oyunu? Kimisi PvP'de oynuyor, kimisi USCO'da oynuyor. İşte USCO yönetim bu endgame her şeyi GM'lere bağladığı için GM'ler de zaten biz bilmiyoruz, biz yapmıyoruz, biz etmiyoruz diyor. Millet PvP'ye kaçıyor, kaçacak daha da kaçacak. Bak. İndirim gelmedi bu zamana kadar. Hakan da yayında bahsetti zaten. Orasına da şahit oldum. Dedi bu bir tane yeni PvP tarzı bir oyun açılacaktı kanka. Onun ismini unuttum ben. Bir sürü tanıtım oldu. Rise Online mı? Aynen Rise Online. Bir baktım. PvP abi, değil yani normal legal oyun. Legal oyun olacak. Knight'ı özendirmiş. Çoğu şey hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı olmuş. İndirim geldi. Bundan önce neredeydi abi? İndirim geldi bitti indirim. Abi buz. Vallahi siz çekmeyelim demediniz diye lan. Çarma buz çekemiyorum ya. Çekemiyorum kardeşim çarmıh buz. Kaç para vereceğim ben aylık bu çara? İtemi koymuşum ama buz çekmeden bu oyun olmuyor. Sen ne kadar koyacaksın bu oyuna? İttifak diyorlar. Ya chat'i izliyorum. Gelen geçen sövüyor. Alttan gelen geçen sövüyor. Param mı yok? Var kardeşim para. Devlet memuruyum. Var para. Param var ama niye öküz gibi bu oyunu habire cepten veriyorsun? Paran da var, her şeyin de var ama zevk almayı bileceksin kardeşim. Sen sürekli cepten verirsen nereye kadar gidecek bu sistem? Nereye kadar cepten vereceksin? Vereceğim. Sonuç gitmiyor bu şekilde bu sistem. İttifak ne yapıyor? Ben size söyleyeyim ittifak kardeşim. Ben Altar'da da bir sürü oynadım. Sirius'a geldim, Sirius'ta da oynadım. Hakanlara karşı PK dağıttım.
Şimdi geldim bahçede de farmımı da atıyorum. Ne yapıyor kardeşim? Adam diyor ki kardeşim diyor taş piyasasını diyor düşürmeyelim diyor. Hepimiz diyor madem bunu yapıyoruz diyor. Şurada diyor bari en azından verdiğimiz zamana giden emeğe değsin diyor bu piyasa. Ne oldu? İttifak seviyorsun. İttifak ne diyor? Kaç gündür ben falan için kapışıyorum abi sizde. Ne dediniz bana? Gelip tek bir kelime dediniz mi? Yo. Sürekli rof aldım. Ondan önceki gün rof aldım. Ne kaldım? Bugün S2'de rol aldım. Kim geldi bana bir kelime kullandı? Kimse tek kelime demedi. Olur mu? Kardeşim. Sen falan kuru oynarsan seni oyunu bitirdiniz. Sen oynayamazsın. Adım atamazsın. Öyle. Aç abi canlı yayınımı. Rofumu aldım. Lekçemi aldım. Rolümü aldım. Her şeyimi aldım abi. Kimse gelip tek bir kelime demedi bana. Ağzını bile açmadı bana. İttifak oyunu bıraktırır, ittifak onu yaptırır. Adamın seninle bir problemi yok ki. Adamın problemi oyunun sistemiyle. Vallahi bak dışarıda oturuyordum, yemin ediyorum ortamdan kalktım, geldim şurada iki kelime konuşayım diye. Hakan ben bir şey anlatayım. Bir arkadaşın yayındaydı. Çocuk chatten bize eleştiriyor, tamam mı? Yok secret şuraya, yok secret böyle. Çocuğa fake üyelikte böyle karının ismini diye sordurttuk. Chatten vermedi ismini. PM'den fısıltıdan verdi. Benim okçuyu çıkarttım. Hemen oyundan buna PM attım. Dedim ki kardeşim acil bahçe okçu lazım dedim. Çok seri gelebilir misin dedim. Hani lazım falan filan. Hani para kasalım carttır yurttur. Adam 30 saniyede bahçedeydi. Bismillahirrahmanirrahim. 30 saniyede. 30 bak yemin ediyorum. Videosu bile duruyor. Uçak mı geldi ne yaptı? Bak videosu bile duruyor. Adamı sonra köşe dedim. Geçtim bir kenara. Gel dedim şurada dur bakayım dedim. Attım partiden. Hah şimdi orada bekle dedim. Yani... Herkes bu kafada yani. Başka bir şey değil. Kasana laf ediyorlar ama fırsat versen var ya içinden geçecekler. Fırsat versen anasını sikerler yani. Ya orada. Şimdi bak. Hep aynı insanlar. Hep aynı karakter. Emrah şöyle bir şeyden bahsetti. Bak şimdi arkadaşlar. Şimdi ittifak herkes ittifak diyor. Tamam. Zaten klan oyunu arkadaşlar bu. Klan olmak başka bir şey. Emrah sizin de klanda bildiğim kadarıyla 4-5 partide arkadaş var. Doğru muyum? Aynen öyle. Biz şu anda 2 parti melli. Hatta 3 partiye yakın bir melliyiz. Bir de magi ekibimiz var. 2 parti kendi içinde çıkıyor. Yani biz de ittifaz abi. Ya zaten klanı zaten abi niye 50 kişi yapmış ki? Öyle olsa zaten 10 kişi yapar değil mi? 50 kişi yapmış klanı doldur demiş sana. Şimdi bakın Emrahlar bu sırada PK attı. Ormanı da darladı. Belki Emrahlardan daha fazla darlayan klan yoktur. Döndü farm doğru. Atmak dedi. Dedi ki kardeşim farm atmanın sen PK attı yok orman darladın gelemez öyle bir şey yok. Dedi ki kuralı bu. Gidip de insanlar orantısız güç kullanmayın. Gitti adam savaştı saatini aldı. Yayınları vardı. Geçmişten bilenler bilir. O zaman Şarkı 04'te klan. Aynen. O yayın geçmişi var. Bostaş'ına oynadın da Emrah oynayamazsın mı dedik. Borlu'daki adama vurdun da vuramazsın mı dedik. Falan koruda bize sal... Bize veya herhangi birine. Vuramazsın diyen oldu mu sana hiç? Ne, niye ittifak? Veya bugün CSV gelse Emrah sen CSV'ye giremezsin mi diyeceğiz biz? Böyle bir şey mümkün mü? Yok abi böyle bir şey söz konusu dedi. Millet sadece yani işin içine girmediği için çok fazla detayını bilmiyor. Başka hiçbir şey değil. Ben bugün başka karşı bahçemde farm yapan adamla da savaştım, kapıştım. O süre içi biliyorsunuz. Kimse kalkıp tek kelime de demedi. Biz hani mümkün mertebe zaten her şey gayet güzel bence. Bu sistem ne ya? Sen taş piyasasını düşürme kardeşim diyorsun. Bana kase atma diyorsun. Şu an olan sistemin, Rust slotta olan sistemin olmasını istemiyorsun sen. Bunu ben de istemiyorum. Bunu kim isteyecek ki? Herkes birbirine kase atacak. Yoksa hep böyle devam edecek. Bir altına, bir altına, bir altına, bir altına. Bence şu anda Envigrid dönemeyen arkadaşlar yayını izleyip Envigrid dönüyordur. Yayın kapatana kadar devam biz dönelim diyorlardır. Arkadaşlar aynen. Envigrid'leri yayın kapatana kadar dönün. Ondan sonra boruları da boşaltın. Yoksa kafanıza uğrayacağız. Geliyoruz. Geliyoruz. Boşaltın bakayım boruları. Boşalt bakayım boruları. Bundan sonra arkadaşlar boru dönüyoruz. Boru saatleri aynen. İttifaka girmek isteyenler yazsın arkadaşlar. Boru saatlerini de artıyoruz. 20-46'ya gönderin. Şey diyorlar ya ben bildim bileli 5 dolar hani oyunda 400 kişi zaten. Evet 5 dolar bunu biz de biliyoruz. Biz de bu oyunu 10 senedir oynuyoruz ama şöyle bir şey var. Eskiden boru yapan adamın pus masrafını çıkartıyordu. Eskiden veyahut da hani bu oyunda bu kadar oyuncuya rağmen çok fazla daha farm slotun olması gerekiyor. Bunlar farm slotunu daraltıyor. Dropları düşürüyor. Ve insanları pus parasını çıkartamayacak seviyeye getiriyor. Demek istediğim nokta bu. Madem bunu yapıyorsun... Bize pus parasını şimdi, düşür. Efendim. Şimdi eskiden pus fiyatları düşükken değil mi? Bundan 5-6 yıl önceye gidelim. Farm var mıydı kardeş? Yoktu. Farm atan var mıydı?
Yoktu. Ben 2016'ya kadar farm attım, hatırlamıyorum. Castellan şeyi geldi, yaması geldi CSV Delos'a, değil mi? Evet. Kimse orada kasmıyordu bile. İnan ki aylarca tuttuğumuz oluyordu. İçeri girip de örümcekte şurada burada zehir kasalım, şunu bunu yapalım diyen yoktu bile. Pus fiyatı arttıkça ne yapınca cepten vermeyeyim, farm atayım, şunu yapayım, buradan getireyim, alayım pusu. Yani bu aslında oyuncular tamamen MGM'e çalışıyor. Sadece pusla değil, item fiyatları ya. Şimdi daha önceden çok daha uygun fiyatlara çar... Yani önceden 3000 lira, bak 3000 lira çar verdin mi? Oo, aydın ya, ağa çar diyordun. Şu an 3000 liraya dizdiğin çarla cezde yürüyemezsin ya. Yürüyemezsin. Ya özel senin alacağın magen kaç para şu anda? Benim nereden baksan 8-10 bin vardır. Ya, en ucuz çar, bak mage'dir hani şey olarak, karakter olarak. Şu an 6-7 bin liradan aşağı dizilmiyor. Ve bu adamların farm atabileceği alan yok. Bu adamların kasabileceği alan yok anasını satayım. Ben sırf hatırlıyorum bak, yakın zamanda Vega'da bırakan 2-3 parti mage hatırlıyorum. Çünkü adamlar pus parasını çıkartamıyor. Bir yere dönemedikten sonra. Mutlaka mele bir çarı olacak ki orada dönecek. Hakan, sana güzel bir soru var. Evet, dinliyorum. Allah aşkına sorsana, merak ediyorum. Bahçeyi düzeltseler pus indirimi için boykota devam edecekler mi? Edeceğiz abi. Ne getirirlerse getirsinler, bu pus fiyatları, tamam mı, oynanabilir vaziyete gelmediği sürece biz boykota devam edeceğiz. Zaten biz, bizi ilgilen arkadaşlar, zaten biz orman dönüyoruz ki. Şu anda döneceğiz. Boro döneceğiz. Boro ile emigret döneceğiz. Pus çekmeyeceğiz. Aynı şekilde PK atmayacağız. Ormanı normal çevirsinler, aynısını yapacağız. Gideceğiz ormanda döneceğiz. Pus çekmeyeceğiz, PK atmayacağız. Hiç bana gitmeyeceğim. Event da yapmayacağım. Göt gibi tabasını yapıyoruz. Event da yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yok, bundan sonra PK MK yok abi. Esnaftaki adam gibi. Server'a yararımız yok kardeşim. Adam gibi oynanabilir vaziyette. Getirsinler boyunu. O zaman atarız PK'mızı. Yani biz arkadaşlar, biz bakın 3 ay önce açtığımız konuyu buradaki arkadaşların çoğu biliyor. O zaman zaten orman normaldi ki. Hani biz bizim neyimiz vardı arkadaşlar o zaman? Orman mis gibi dönüyorduk. Tertemiz orman dönüyordu. Bir tarafımıza bir şey mi kaçtı da biz konuştuk burada? Pus indirimi gelsin. Sürekli olarak fiyatı düşsün. Materyalleri pahalı. Ya süresi uzatılsın ya da fiyatları düşürülsün. Cash bazlı ve TL bazlı. CSV gelsin. Oyuna yeni etkilik gelsin. Ve atıyorum bak biz dönüyorduk ya. Bak boss taşını, Emre sen farm atıyorsun. Gidiyordun değil mi? Farmını atarken saati belli, gidiyordun boss'unu kesiyordun. Yanlış mıyım? Aynen orada, öyle. O adam farm atan adam boğulu olduğu için, saatte belli olduğu için gidip rahat rahat boss taşını kesiyordu. Biz o dönemde bak bizim kestiğimiz boss taşı arkadaşlar, bakın. Rahat rahat bizim kestiğimiz boss taşında diyorduk ki boss taşı random atsın, random. Belli bir saatte atmasın. Yani siz bunları görmeden yok öyle olsa böyle yapar mısınız? Biz zaten yaptık. Az bir geçmişe bak, az bir yaptıklarımıza bak, söylediklerimize bak, anlarsın. Biz rahat rahat ormanda dönerken dedik ki arkadaşlar, bu oyunda NP kazan adam bu oyunda hiçbir şey elde edemiyor. Bu taşlardan düşen, yani o yaratıklardan düşen taşları günlük olarak NP sıralaması yapın. NP sıralaması çok zor değil. Her gün 5'te yenilenen NP miktarları var ya. Onu bir NP sıralaması yap. O gün en çok NP kim kasmışsa. O adamlar da ki ya bugün pazartesi günü. İlk sırada olana 10 grid taşı. İkinci sırada hero'lara 8. S olanlara 6. Ertesi gün silver gem ver. Ertesi gün mavi kutu ver. Ertesi gün Luz taşı ver. Ertesi gün Envy taşı ver. Aylık olarak da Draki kutusu ver dedik ya. Draki de veriyorsun ya. O ne yaptı? Gitti bir tane event getirdi. Cosplay'lara mageleri daha çok vurdu. K'ya eşit getirmiş, kaos gibi. Hiç alakası olmayan. Cosplay'lar giriyor abi 8 çarla. Mister gibi paralarını patır patır kastı. Adam günde 250 tane kutu kastı. 250 tane. Bizim garibanlar da gidip burada bir iki tane kutu alayım diye bir taraftan parçaladı. Biz dedik ki lan NP kazan adama, PK atan adama, PK atan. NP kazan adama gitsin. Ödül versin dedik direkt kutusu. Bak ne diyor? NP çok umurunda senin. Sanki tek derdin döner aydan. Servet bu şey falan da olmuş ama ben bu amına koyduğum şeyi anlamıyorum. Adamlar Mardon'da bir level tartışıyoruz, hatırlıyoruz değil mi? Dostum ben bir yıldır farma girmiyorum zaten. Benim farmla alakam yok. Çok nadir arkadaşlar istediği zaman PK atıyoruz arada. Bakarsın muhabbetine. Yani konuşuyoruz da, yani boş konuşuyoruz. Bizim tek derdimiz tabii ki pus değil arkadaşlar. Bakın bu oyunda
bir kere pusun olsa bile bir itemin olması lazım. Bu oyunu zaman harcayıp mesela atıyorum Özcan'ın durumu iyidir, benim durumum iyidir, Cevon'un durumu iyidir. Biz oyuna TL verip karakterlerimizi dizebiliriz. Ama arkadaşlar ekibinizin içerisinde arkadaşlar bunu yapamayacak insanlar var. Bakın birçok adam söylüyor işte. İstenme niye oynamıyor şu anda? Niye? Kendi çarını dizebiliyor ama ekibindeki 7 tane adam dizemiyor. Farm atması lazım. Niye Dayıstan'a gitti? Farm atmak için. Niye? Döner ekmek almak için mi? Çarını dizemiyor ki adam. Çarını dizemiyor. Çarına item koyamıyor. Ekibin içerisinde aynı bu şekilde olan insanlar var. Her ay 1000 lira pusa vereceksin. Karakterini güçlendirmen lazım. Çünkü karakter durmuyor. Bugün atıyorum FR3, LKP2'li çar dizdin. LKP'ni üçlemen lazım. 7 dragon set yetmiyor. 8 dragon artık Might, Assassin Might, Warrior Dragon, diğerini Trial, diğerini Rons fark etmez. Neyse artık jobuna göre. Onları yükseltmen lazım. Arkadaşlar şu anki sistemle bunlar çok zor, çok. Bakın çok zor. Adam geliyor, dayıyor 50 bin lirayı. Tamam mı? Bak Marlen. O adama koyar mı? Koymaz. Adam mister gibi atıyor PK'sını. Niye? Adam vermiş 100 bin lirayı. Alıyor seyircisini, şey yapıyor. Gelene gideceğini tek atıyor. Şimdi ben bu adamla nasıl kapışacağım? Ben bu adamla sadece ölmek için mi oynayacağım bu adam karşı? Adamın oyunculuğu benden kötü. Ekibin oyunculuğu benden kötü. Ama adam gitmiş 100 bin lira vermiş. Ben bu adamla diyorum ki ben de oyuna zaman harcayayım da karakterimi güçlendireyim diyorum. Cık, yok diyor. Yapamazsın. TP olamazsın. Uçamazsın. Yaratıkların peşinden emekleri koşman lazım. Survivor mı lan burası? Hakan. Efendim? Hemen Nightmare'e düşmüşsün de bunu. Hiç boş durmuyor amına koyayım. Nightmare'e düşmüş müyüz? Düşmüşüz evet. No pus no pk'mız başlamış abi, hadi bakalım. Abi bu Emir'e de bakın şey yazın. Emir bir daha yaz sen. Arkadaşlar biraz ilgilenin de. Kardeşimiz inşallah güzel bir şey çıkaracak. Evet evet, Emir çözecek o işleri. Değil mi Emir? Aynen abi. Ya ben şey dedim demin. Konuşuyordunuz, laf arasında kaynadı da. Aklınıza gelen eleştiri cümleleri olursa bana PM'den yazın. Ben şarkının arasına yediririm onları güzel bir şekilde. Dostum çok basit. 81 Altar, 82 Sirius, 83 Vegas, 84 Maslak. Sen devam et böyle. Yürü. Oradan tamam, devam et işte. Tamam. Bak beyaz sakalı çarptıysın diye. Dezdan selam, takipteyiz, destekliyoruz. Abi adamın biri, ben adamın biri güzel bir şey demiş. Dolar 8 TL. İşte hükümetten sebep 8 TL. Tamam. 8 TL olabilir. 3200 keşine kadar 300 küsür lira. Tamam arkadaş, 100 lira olmasın. Lan 200 olsun yine. Yani tamam, dibe indirmesinler. 200 olsun. Yani hiçbir dirayet yok. Ya ki zaten daha çok oyuncu oynayacak, daha çok pus satacak. Yani yine aynı zaten hesaba yani geliyor. Ben anlamıyorum bu. Neden yani bu hesaplar düşünülmüyor ki? Ya da engel olan bir şey mi var? Açıklasınlar. Tamam bak, ben burada ne güzel eleştirimi yapıyorum. Soru soruyorum abi. Bu herkesin dile getirdiği bir şey. Neden indirim yapılmıyor? Sürekli ya, Özcan bir şey söyledik bak yani zamanında. Haftalık değil. Haftalık ne oluyor abi? Herkes stoğunu yapıyor, depoluyor. Değil mi? Aylık, yıllık durumu olanlar depoluyor, kullanıyor. Ondan sonra pazarcılara yarıyor da. Ne yani? Abi bak bu oyunda Özcan dedi ki adamlar. Arkadaşlar Undü SC kalkacak. Sakın stoklamayın, bakın ban yersiniz. Yok öyle yapacağız, yok sileceğiz. Lan sen daha kendi lafının arkasında duramıyorsun ki. Hala 650 paket var bende. 650. Sildiler mi dostlar? Duruyor, 650 pakette duruyor bende. Hadi silsin bakalım, silebiliyor mu? Burası Dingo'nun ağrı ya. Kendisi kurumsal bir firma değil de, biz sizinle bak bakalım bir. Mahkemelerde o zaman görüşürüz işte. Hadi bakalım silebiliyor mu? Benim cash vererek, nakit para vererek verdiğim hiçbir şey silemez. Ha siler. Bak bunu silemez kardeşim, kusura bakmasın. Ben onu kanka, alın terimle almışım, kusura bakmasın, silemez. Gelir kanka, verir karşılığını, siler. Yapacak bir şey yok. Tamam, karşılığını verir o zaman. Yani seni diyor ya. Dolar olarak yalnız Hakan. Dolar olarak verir. TL benim kabul dolar etmem ya. Dolar isterim. Kardeşim evet. Silemez. Siz ne zannediyorsunuz ya? Orada iki tane çapulcu konuşuyor. Siz onların bir şey bildiğini mi zannediyorsunuz? He? Onlar yani bir şeyden haberleri mi var? Arkadaşlar tüketici hakkı diye bir şey var. Ben para vererek aldığım bir ürünü
benim iademi yapmadan silemez. Anladınız mı? Silemez. Silerse bak bakalım ne oluyor. Oyun içi bir iteme bir şey yapabilir bak, ama pustan aldığım bir şey yapamaz. Evet, oyun içindeki oyuncu gibi itemin, tamam mı arkadaşlar? Oyundaki yani bir karşılığı yok. Ama ben keçi neyle alıyorum? Teriyle alıyorum. Bunların bu itemlerin yani pus itemlerinin olayı ne? Bir keş karşılığı. Yani ben bunu parayla satın alıyorum. Parayla. Ben parayla satın alacağım. O da diyecek ki alırsanız banlarım. Sileceğim. Hadi silseydi. Niye silmedi abi? Bir senedir burada. Niye silmedi? Oğlum söylüyorum 650 paket var ya. Vega'da 650 paket. Bak söylüyorum burada. Hepsini de topladım. Tıkır tıkır. Bak konuşuyor. Keşke çok bilen bir arkadaş konuşuyor. 2500'e çevir. Çeviremez. Hadi çevirsin. Çeviremez bakalım. Dostum. Neyi çeviriyor? Ben onu 2500 TC diye mi aldım? İyi o zaman. Sen gel benden. Araba alacaksın. BMW alacaksın. Ben de sana kardeş BMW alacaktın ama Opel oldu bizi. Senin araba Opel'e düştü. Vereceğim sana sen de hiç sesini çıkarmayacaksın öyle mi? Ne zannediyorsun da sen bu işleri? Hayatınızda hiç mi ticaret yapmadınız? Hiç mi kurumsal bir firmayla iş yapmadınız? Abi adamın bildiği en büyük kurumsal firma ya Migros'tur ya Carrefour'dur. Böyle bir mantıkta şey yok olur mu? Yok oğlum BİM. Nerede Migros'u nerede görsün adamı ya? Tamam dostum silsin o zaman 650 paket var diyorum. Hadi bugün silsin. Hotfix yapabiliyor ya 2 günde. Bak ben burada söylüyorum. Çarımın ismi Sven Kaptenix, pardon Kaptenix Vega. Silsin abi. 650 paket var. Bak konuşuyorsun da bahsediyorsun arkadaşlar. Oyundaki yaratıkların yerini değiştirir. Efendime söyleyeyim. Oyundaki bak karakterini banlar. Kurallara uymadığını düşünüyorsa banlar. Evet bunlarla ilgili istediğini yapabilir. İnisiyatif bunlar da. Ama benim... Para vererek aldığım itemi tamam mı karşılığını vermeden silemez. Ya madem silebiliyor siler diyorsun ya. Çıktı açıklama yaptı ya. Stok yapmayın sileriz. Bilmem ne yaparız. Niye silmedi? Altarda bizde zibille var. Çarbaşı 20'şer paket. Silsin bakalım hadi. Hadi silsin de görelim. Bak bakalım mahkemeye gittiğinde ondan onun kaç katını çıkarıyoruz. Bak bakalım o zaman 3000 dolar aldığı maaşçıklar. Maaşçıklar ne oluyor? Götüne tekme yediğinde ne yapıyoruz? Resulüm dikkat ediyorum özellikle anlasın diye de anlamayan arkadaşlar var daha da yavaş yavaş anlatayım. Bak dostum elindeki raptor der ki illegal item siler. İtemini siler. Efendime söyleyeyim yok efendim GB'li siler. Bu adamlar bunların bir hukuki bir karşılığı yok. Sen zaten sözleşmede bunları kabul etmişsin. Ama adam tamam mı diyor ki bu oyunda diyor bak 3200 cash diye bir şey satıyor. Bunu da diyor ki bu fiyata satıyorum ben diyor. Dolar karşılığı var bunun. Bunun yani bir real bir karşılığı var. Ve de diyor ki bu 3200 kişi sen bu fiyata aldın. Ve bunun karşılığında diyor ki bu kadarlık kişi de bu. Bunu alırsın. Yani 320 lira ya mesela 3200 kişi. 320 kişiye bir şey aldığın zaman da onun bir TL'sel bir karşılığı var. Bu adam bunu karşılamadan tamam mı? Bunu vermeden silemez. TL olmaz. TL kabul etme. Dolar olacak. Şu an. Dolar. Tabi dolar olarak vereceksin. Ben dolar olarak isterim. Tabii. Şey dolar istemiyor mu? Ben de dolar olarak isterim. Kurdan kazanırım Hakan. Aynen. Hiçbir şeyden kazanmasam yani, kurdan kazanırım. Yani arkadaşlar öyle attıkları gibi tuttukları gibi olmaz o işler. Kurumsal firma. Her şeyi Türkiye Cumhuriyeti'nde iş yapıyor ve hesap verdiği yerler var. İyi o zaman. Ben de diyorum ya sana. Ben o zaman galericilik yapayım kardeşim. Sen benden gel araba al. Ben sana 2 liradan üstün 6 biteleyim. Sen de şansıma bahtımı çıktı diye al git. Yapar mısın? Ben diyorum ki silsin görelim bakalım ne oluyor. Yani bakalım ne yapabiliyor. Diyorum ya silecek o da zaten silerdi arkadaşlar. Silerdi. Silerdi. Silebildi mi? Yok. Ha bu kafayla bunlar devam ederlerse diyorum ya daha çok pişman olurlar. Bu zamana kadar alternatifleri olmadığı için arkadaşlar. Bu pandemi sürecinde herkes çoğu insan evde bulunduğu için. Bir şekilde işsizlik oranları arttığı için insanlar buraları gelir kapısı olarak görür. Şu an birçok bu mevzulara sevinen insanlar zaten tamam mı? Oyuna hiçbir şey yatırmayıp battle price açmış. 7 iyisiyle farm atmaya çalışan. Şu an slotlu sürebildiği için helal olsun lan GM'e bak lan çok büyük iş yaptı ya. Vallahi işten çıktıydık iyi oldu diyen tayfa. Bu oyunu hakikaten oynamayı seven, oynayan, oyuna renk katan, değer katan hiçbir grup zaten bundan memnun değildir ki zaten arkadaşlar... Savunuyorsunuz ama kendileri de memnun değil. Kendisi çıktı, açıklama yaptı. Bir sayfa boyunca. Dedi ki biz yapmadık, abilerimiz yaptı. Çok pişmanız. İnşallah GM ekiplerinin ortak kararıyla geri alacağız. Yaptıkları açıklamaya bakın.
Görürsünüz. Al chat'e bakıyorum arada ama çok kayda değer bir şey bulmuyorum. O yüzden dedim ki arkadaşlar yani öyle yok. Sizlerdi binlerdi. Şu an mesela hala piyasa 10 TC dolu. Şu an Cevat atıyorum Vega'da istese bütün PK'yı pişirler. Basar parçası 10 TC'yi. Karşıdaki adam 2K SC ile garibim. Develensin dursun. Ya onu basmana gerek var Hakan? Senin basmana ihtiyacın var mı sence? Ha yani gerek yok zaten. Hani bak 3-4 parti için diyorum anladın mı öyle? Hani 3-4 partiyi arkana alırsın kanka. Döndür babam döndür. Şeyle oynar gibi oynarsın. Taşlamla gezdirir gibi. Diyorum ya. Yani öyle bir sahne vardı ya. Yani insanlara rekabet ettiriyor ya Kea. Hani bakın rekabeti bitiren bir hareket. Mesela Magi APSC geldi. Bakın Magi arkadaşlar evet zayıf olduğu şey var. Niye abi pusa koymuyorsun ya? Niye emni aldırıyorsun? Adamlar yazık günah değil mi ya? Yazık günah değil mi abi? Bir GB değil mi kardeşim o? Buffalo. Bizim Fatih ne kadar APSC? Bak Hakan onun da basit bir hesabı var. APSC mi? Bak basit bir hesap yapıyorum sana. Onu da bizim meçler hesaplamışlar. 30 gün 2 SC akşam PK atsalar meçler. PK başı 27 em giderleri oluyor. Küçülme ıvır zıvır dahil. Tamam mı? 810 em. 70 ile çarptığında yine 560 lira, 570 lira. Niye? Ha, böyle bir hard oyun oynayabilmek için meçlerin ihtiyacı. Premium pusu ıvır zıvırı meçlere 1.5. Meç nerede farm atabilir? Nereden bunu çıkarabilir? Var mı oyunda şu an öyle bir yer? Benim bildiğim yok. Sizin var mı? Yok yani nereden farm atacak? Evet rezerv var işte 10 saatte bir tane aptal atıyor. Öyle geçersin 5 em. Evet 50 tane meç parti artık bölünürsünüz evli zaten 15 yani herkes hatta. Bir tane evli tutar bu aslında onu keser. Yok yani 10 tane yaptı. Kaptan X BB götünü yazdınız Vega Gap'te slotları elinizden almasın. Geç kaldım kardeşim. Geç kaldım. Adam da şey yazmış CR yazmış. Yok ben ananı siktim senin ondan. Arkadan CR yazmış. Orası bir çocuğu ya. Bir tane Silver Game 3 em. Girdiğim bütün CR'de de kazanırmışsın kardeşim haberin olsun. Hani sağ olsun böyle çıplak çağlar geliyor CR'ye. Dostum Entity'nin önünde grev mrev yapmana gerek yok. Entity kendi ofisine gitmiyor ki sen önünde grev yapasın. Evden çalışıyorlar adamlar duymuyor musun? Millet ofis çalışmasına döndüler Entity evden çalışıyor. Ya, sonra güncelleme geç geliyor haberimiz yok diyorlar. Sen aynen. Daha bir ofis ortamında çalışmıyorsun ki her şeyi online götürüyorsun. Bütün dünya, bütün Türkiye normal çalışmaya döndü. Entity Game'in canı çok kıymetli. Dönemedi abi. Bir ofis çalışmasına dönemedi yani. Adam çıkıyor bu dönemde gidiyor. Çalışıyor 2500 lira maaş alıyor. Bir de geliyor utanmadan 1000 lirasını alıyorsun. Sen canın çok kıymetli ya. 3000 dolar maaş alıyorsun ayağını dışarı atamıyorsun korkundan. E tabi abi yani ne gerek var? Bakıyor. Vakalar da artmış. Beş vitalite reis bir şey diyeceğim. Ben altarda oynamıyorum burada haberin olsun. Yani sen kendi sorununa göre yorum yapman çok saçma. Yani herkes altarda oynamıyor buradaki. Arkadaşlar altar Vegas Sirius 3.'dan da bir sürü insanlar var. Herkes kendi sunucusuna göre söylüyor bir şeyler. Ne diyor ki o? Yok, Silver Game onlarda 5 milyonmuş da. Yani orada 5 milyonsa bizim orada 5 milyon olmuyor. 5 milyon olsa ne olacak kardeşim? 5 milyon olsa yetiyor mu? Girdin, yok bir de kazanmışsın bir şey var. 10 milyon tamam mı? Akşamla girdin 20 milyon. Hep kazanıyorsun ya 20 milyon. Evet, hep kazanırsın ya evet. Ulan PK atacak olsan tamam mı? Bunlar zaten 20 milyon senin bir PK'ın etmiyor. Sen neden bahsediyorsun ya? Konuşuyorsunuz da boş boş konuşuyorsunuz. Ya konuşuyor Allah çağırsın var da çağırma göster desem. Yani sembolü var mı desem gösteremeyecek. Ya öyle bir huyuz oluyorum ki şöyle konuşanlara. Çarı var ya bir tane şey var. Artı 6 Iron Bow var. Anladın mı? Ters ok. Üzerinde görev şeyleri, şelleri. Oo nasıl dönüyor sen bilmiyorsun. Yani hiçbir şekilde PK'dan masraf yapmayan adamlar konuşuyor chatte. Her gün aynı muhabbet. Hep siz mi haklısınız demiş. Öyle bir şey söyleyen oldu mu burada şu an? Yo biz demedik ki biz oyunun yaptığı güzel şeyleri de söyledik arkadaşlar. Ama ne yazık ki kısıtlı sayıda olduğu için kısa sürdü. Yani yapmadıkları o kadar çok şey var ki. Yani Rebel bak. Ramnes. Bana 2 senelik server'a CSV'nin gelmemesini açıklar mısın? Yaz kardeşim bir de sen haklı ol bakalım. Var mı sence? Ve bir diğer bütün eski sunucuların hepsinde var CSV. 2 senedir bak 2 senelik ulan çocuğun olsa şu anda okuma yazmaya başlamıştı ya. CSV'nin gelmemesinin bir sebebi var mı? Sizin yüzünüzden diyor. Vay amına koyayım ya. Tamam ha, abi işte PK'ya falan çıkmıyor işte. Abi CSV'yi biri alacak diye getirmiyorlar yani. Anladım. Zaten CSV'yi alınmasın diye getirdim. Normalde alınmaması lazım. Doğru muyum? Ayıp ediyorsun. Terbiyesiz. Niye alıyorsun kaleyi? Sonra gidiyorsun destanda falan kale alıyorsun sinirimden.
şey, taşı kaldırsınlar tekrar. Aynen abi. Sinirinden burada yok diye destanda kale alıyorsun sonra gidip. Bak iki kere girdik, ikisini aldık ya destanda. Diyorum ya, sinirinden gidip destanda kale alıyorsun burada yok diye sonra. Ayıp değil mi? Oraya girdik, oradaki insanların da huzurunu kaçırdık. Adamlar zorla gönderdiler bizi ya. Hayır yani ne yapsak, canımız sıkılıyor, bazı bir şey gelmiyor, başka yerlere mi sarsak, ne yapsak, bunu bulamıyoruz. Yani istiyorum. Bak onu istiyorlar yani, tamam mı? Şimdi ben çok merak ediyorum. Şimdi biz abi Oldu'da gittik, Destan'da CSV almaya başladık. Destan'da bir sürü bir Frost Farm yapmaya başladık. Ne CSV map'i kaldırılır. Bir acaba... Frost'da köprü yıkılır, ötesine gidemezsin. Ben sana söyleyeyim. Süper Amandera'yı. Köprü yıkılır abi, ne diyorsun sen? Temelden çöker köprü. Onun da açıklaması köprü tutulmasın bak, diye yaptık olur. Bak CSV gidersen sadece sizin ekipteki 100 kişiye yarayacak. Niye? Sen... Odun musun? Git çarına item diz. Bir boku, bir işe yaramıyorsun. Demek ki senin bir itten yok. Alıyor ol takıları. Ben de geliyorum. Ben de oynayacağım diyor. Burakcığım bugün ikideki Felagor'u iyi kıtladınız ha. Kardeşim. Konuda sağlık. Sizin de. Kanka ama bize yarayacakmış. Burakcığım size hiç yaramayacakmış. Siz istemeyin CSV kanka. Bak biz buraya arkadaşlar öyle... Birisi şey yazmış ya. İki yıldır bu hep işte item diziyoruz bilmem ne yapıyoruz diyor da. Ya benim çarım 40 bin lira değeri. Ya ben durmadan item diziyorum ama sen bu itemlere 2 yıldır ulaşamamışsın. Old takıyla geziyorsun. Sen City'ye GB'yi satıp işte döner ekmek diyorsun ya. Sen tost yerken anladın mı? Biz burada işte Mevlana yiyoruz. İtem diziyoruz üstüne de. Bence sen kendinde ya bir şeyler araman lazım. Ya anlatma, döner ekmek parası için konuşuyorsun. Evet. Konuşuyorsun kankacığım ya. Olur mu yani, öyle şey? Bak ben daha dün 7 milyar verip burada bir tane itemimi artı 2 yapmışım. Sen orada da bir tos yeme peşine düşmüşsün. Boş yapıyorsun bence. Peki kaç günlük döner ekmeği bıraktın? Bakın şunu da farkında değiller. Şimdi Burak biz server başına belli oynadığımız için arkadaşlar GB çok yüksek rakamlardayken itemler çok daha en bazlı yüksek değerlerdeyken yaptığımız itemler var. Yani onların TL'sel karşılığı çok daha yukarıda ama şu anki ederlerini söylüyoruz. Doğru muyum? Yani aslında arkadaşlar şu an 20-25 bin liralık çar aslında en bazlı harcanan para yani TL bazlı harcanan para belki 35-40 bin lira. Çünkü mesela ben örnek vereyim size. Bence şimdi 6 arada başladık biz oyuna. Ben karakterimi dizdim. Full 2 8'e paraptor yaptığımda benim çarım o günkü piyasada 10 bin lira ediyordu. Ama benim o çara harcadığım para 17 bin TL. Yani 7 bin TL ben zarar etmişim. Yaptığım itemin değeri düştüğü için. Yani mesela şöyle düşünün. GB o zamanlar 150 lira. Atıyorum ben 3 GB'den Heroes topluyorum. GB 180 liraya düşmüş. Heroes olmuş 2 GB. Yani ben aslında 17 bin TL harcamışım ama ederi 10 bin lira. Yani siz zannediyor musunuz ki şu anki 25 bin liralık çarlar 25 bin TL verilip dizildi? Yeni başladıysa belki. Ama server başından beri oynadığın için senin verdiğin rakamlar hep bu şekilde. Full 2 yapana kadar 17 bin lira veriyorsun. O full 2'yi 3 yapana kadar 35 bin lira veriyorsun. Şu anki ederi 20 bin lira. Yani cebinden çıkan parayı söylemiyor kimse arkadaşlar. Şu anki çarların ederini söylüyoruz biz. Hadi bakalım abi, farmdan yapsana bakayım 35 bin TL 40 bin TL'yi. Kolay bir şey mi? Hayır Hasan, konuşanlar daha şu an old takıyla geziyorlar. Konuşunca old takılı çarlar laf etmeyin diyorlar. Ulan ben bu server'ın ilk ayı bittiğinde full 2'ydim. Kolumda DS8 vardı. Ben DS8'de 2500 lira verdim. Farmda iyi para geliyormuş ya farmdan. Tabii canım ilk ayda full 2 çar. Lego 2'ler ıvır zıvır falan böyle ikinci ayda. Halbuki ilk 2 haftasında da şey yoktu ha. Orman farmı falan da yoktu. İşte yoktu ama ne yaparsın? Çok zengin olduk. Üçüncü evi aldım ben. Senin ama dokuzuncuyu falan aldığını söylüyorlar. Kanka şu an villadayım. Tamam girmiyorum oraya. Oraya girme şimdi kanka, vergiye takılırız şimdi. Aynen. Gerek yok. Kardeşim Kenar bizi izlerken kahvesini yudumluyor mudur? Ağzına püskürtüyordur böyle Sen rahat olsana. Önce kahveyi yudumlamıyordur Hakan. Yan odadaki bilgisayarları kontrol ediyorlar. Çarlar yatmış mı, ölmüş mü, ölmemiş mi diye. Yani eğer öyle çok rahat olsaydı arkadaşlar gidip de o foruma o konuyu açmazdı. Kendisi de ne kadar rezil bir güncelleme getirdiğinin farkında zaten. Bakın tekrar anlatıyorum dostlar. Biz slotu dönüyoruz şu anda. Ve yaratık bize TP olamamız skillini atmış. Sen de PK atıyorsun. Benim DB'mi kestiğin an PK bitti. Ben direkt ton atmak zorundayım. Niye? Çünkü ben DB'mi magem çekemiyor. Bakın magem çekemiyor. Başka DB'm yok. İki price bir TB'me çerkez o formatta oyun oynuyor. Yani benim partim direkt ton atıyor. PK'yı bitirdi. Veya atıyorum mage parti bana saldırdı. Adamlar bir kişi öldüğü an çekemiyor. 5 mage devam edecek. Biri daha öldü 4 mage. Mage parti adam zaten ölecek. Adam çekecek direkt nova atacak ya. Bundan hiçbirini yapamayacak. Yani adamların yaptığı şey PK'yı öldürmekten başka bir şey değil.
Şu an ton atıyorsun, emece geçiyorsun, hala 3 dakika TP olamıyorsun. Ölüyorsun, ölen adamı çekemiyorsun. Mesela Atakır'la veya atıyorum Price'ın atak var. Oynatamıyorsun ya, yerini değiştiremiyorsun. Ya en kısa örnek dün farm atıyorum misal. Kit okumaya götü yemez diye. Bak dün farm atıyoruz Hakan. Yani darlamaya geldim, magemiz yok. Envinin içinden çıkmadım. Tamam, korumayı bastırdım. Adamların hepsi TP yedi. Kestim adamı tek tek. Adam TP ola, yani magesi TP demiyor. Bir yandan bizim için de iyi oldu. Mesela öyle bir şeydi. Yani adam darlıyor, sonra kesiyorsun. 3 dakika boyunca tohumda mal mal duruyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ama sen kesildiğinde en kötü senin tohumun yakın abi. Tohum at, o 20 saniye sonra oradasın. Ama o adam orada Human'dan buraya gelmek için en kötü 5 dakika sürüyor ya. PK'sı GG oluyor yani. Bastığı SC'ye de yazık ama umurumda mı kimsenin değil. Aynen. Zaten pahalı. Bak zaten pahalı arkadaşlar. Bir de üzerine boşa gidiyor. Sürekli boşa gidiyor. Yani yakında anlayacaklar. Onlar zaten anladı zaten de. O artık KA yaptıkları abileri de anlarlar herhalde. Ya zaten onu değiştirmeme ihtimalleri falan yok da istemiyoruz arkadaşlar. Bizim derdimiz bakın. Yok ormandaki sotlar yok. TP olma skili kalktın. Yok efendim yaratıklar bunu. Ya alsın yaratıkları neresine sokuyorsa soksun. Bizim umurumuzda değil. Şu oyunu oynanabilir vaziyette bir güncelleme getirsin arkadaşlar. Bizim derdimiz bu. Şu oyuna oynanabilir vaziyette bir fiyat bitsin. Yani. Ya Degen Eagle burada konuşacak çok adam var zaten. Gerek yok kardeşim benim. Ya keşi 100 lira yapsın. Hiçbir farm alanı yaratmasın ya. Sadece PK atalım abi. Olur mu? Öyle olmaz. Öyle olmaz. Kişi 100 lira yapar mı? Kişi 100 lira yapar da GB düşer. GB düşerse esnaftaki kankaları çalışamaz. Esnaftaki kankaları çalışmadığı zaman da gelirleri azalır. İşte yan odadaki bilgisayarlar hak giyiyor olur ondan sonra. Tabii o da olmaz öyle. Öyle yapabilir mi? Yapmaz. Yani madem farmı yani bitirmek ya, istiyor. Bak, bir sürü güncelleme getiriyor ya. Ne esnafta dokunduğunu gören var mı? Yok. Pusla ilgili herif farklı açıklaması var mı? Protesto edildiğinde içinde başka bir şey var mı? Yok. Abi olmaz olmaz. Çünkü bak yani şu bıdı bıdı yapanların çoğunun yan bilgisayarında yani yan odasında en kötü ölüsü 5 tane bilgisayarı var ya. Ölüsü. Oradan kazanıyor. Ama lafa geldiği zaman klavyeden yaz babam yaz. Semih Karaca. Dostum farmdan kazandığın para diyorsa ben bir senedir farm atmıyorum da onu geçtim. Şimdi bu farm videoları var. Ormandaki bir saatlik farmdan ne kadar geldiğiyle alakalı bir sürü konu var. Bir bak bakalım bir ne kadar para kazanabiliyormuş. Mesela bizi sevmeyen İstenmi'nin yayını var. Farmdan ne kadar geliyormuş? 4 saat farm atıyormuş. 80 mi? 60 milyonda 80 milyon arası pay alıyor. Şimdi 4 saatlik farmda günlük 60 milyonda 80 milyonluk payla çeksene bir senelik pusu. Gel eski hale getirsinler. Sen dön sen çek bizim pusları madem öyle. Çekebiliyorsun ya. Aynen çift server'da yapıyoruz. Evet. Çift server'da atıyoruz. 80 160 milyon. Hadi bakalım. Yap çek bakalım. Bekliyorum ben de sana. O çift server'daki çarları da dizeceksin ama ha. Her server'da 25 bin liralık çarları, 15 bin liralık, 25 bin liralık çarları sen dizeceksin. Bakalım yapabiliyor musun? Herhalde 80 milyonun yarısını çıkar zaten Hakan. 35-40 mi? Mario'nun masrafı gidiyor yani orada. Akşam PK atacaksın ama aktif olarak da güzel kardeşim. Oraya da arayacaksın keşini. Biz sen biliyorsun ya. Tamam geç. Kasabiliyorsan gel kas. Aynı zamanda birileriyle kapışacaksın ya güzel kardeşim. Gel işte ben sen gel bekliyorum ben seni. Hadi gel. Birileriyle kapışıyoruz ya biz orada. Sen de kapışırsın biz de yaparsın. Hadi bakalım. Biz demiş ki kaç klan katılıyor demiş boykota. Bugün gelenlerle beraber 65'i geçti herhalde. Zaten ilk görüşmemizde 50-55'ti değil mi Hakan? 50-55 ekip. O civardı. Bugün işte söyleyen, yazan, destekleyenler de falan 60-65'i geçti. Daha ilk gün bir de bu. Yanlışım yok değil mi? Sesim gelmiyor mu lan? Kimse konuşmuyor. Doğru. Hemen ortalama o kadar oldu ya. Hakan. Daha da gelir. Neyse artık Walker setlerimizi arkadaşlar Maradon'da gol atarak alırız kendimize. Yeni oyun abi, veriyor, şey oyun veriyor yani. Altaş, Sidious, Vega
Maradona'da futbol maçı turnuvası yapmadık mı kendi kendimize? Bir anda. Bence çok mantıklı. Forma hem pusa gerek yok, hem bir şey gerek yok, hem de eğleniriz. Evet abi. Pusa niye para verelim? Gidelim orada alalım formalarımızı. Onu bile düşürmüşler ya. Bak önceden 50 defans falan mı? O 25 veriyordu. Hakan madem oyunu bu kadar fazla oynamıyorsun. Madem bu oyundan bir kazancın yok. Neden bu kadar çok dert ettin bu oyunu? Güzel kardeşim. Arkadaşlarım dostlarım burada. Dostlar. Oynamıyorum doğru. Yani bütün TS de biliyor. Diğer sürüdeki arkadaşlar da biliyor. Yani ben oyunu geçen yılın Aralık ayında bıraktım. Ondan sonra toplam attığım PK sayısı onu geçmez bakın PK. Farm'a hiç girmedim zaten. Ufak tefek yardımdır. Efendime söyleyeyim. Ferro'da adam eksiktir. Yani yardım amaçlı girme dışında girdiklerimden herhangi bir şekilde bir pay almadım. Yani bunu zaten bütün klandaki arkadaşlar da biliyor. Niye dert ettiğin kısmına gelince güzel kardeşim haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Yani biz bu oyunda belli bir yer edinmiş. Sonuçta arkadaşların oynadığı bir şekilde klanının devam ettiği bir grup. Grupta ben de söz sahibi insandım. Bu konuda benim konuşmamı istiyorlar. Gelmediğim zaman ben 2-3 gündür gelemiyordum. Sürekli yayına çağırıyorlar. Sağ olsunlar. Yani biz de gelip fikirlerimizi söylüyoruz. Yani dert ettiğin kısmı parayı bizim arkadaşlarımız veriyor. Yani sen vermiyorsan sen dert edinme kardeşim. İzlemek istemiyorsan da izleme. Ama ben dert edindim. Arkadaşlarımın bu haklı davasına destek veriyorum. Hani biri de Ziya falan yazıyor da güzel kardeşim. Yani bak bizim bütün gazeteciler duruyor. İstersen tek tek alırım götüne sokarım bütün gazetecileri. Ondan sonra bakarsın Ziya mı değil mi? Hani sen oynuyorsan sen nasıl dert edinmedin? Asıl problem o. Hayır ben şunu anlamıyorum. Şimdi buraya gelip flamelemeye çalışan lavuklar. Emil Krop. Oğlum bu zamana kadar bir şey yapmamışsın. Soru soran adama, hayır düzgün soru soran adama zaten düzgün cevap veriyoruz. Şimdi adam ben açıklama yapıyorum adam Ziya yazıyor. Şimdi ben bu adama nasıl cevap vereyim sen söyle. Yani sanki işim gücüm yok burada yalan söyleyeceğim. Zaten klanda 120 tane adam var bizim. Hani TZ'de 120 tane adam var. Ulan yalan söylesem o insanlar bilir. Onu geçtim. Yakın dostlarım var. Ha cevabı burada biliyor. Yani benim oyuna girmişliğim yok doğru düzgün. Oğlum biz kaç gündür konuşmaya çalışıyoruz hatırlıyorsam. Benim işler, senin işler falan filan. Konuşamadık bile. Bugün işte akşam üzeri konuştuk yoldayken. Yani biliyorsun işte yani konuşamadık bildiğin. Hani 3-4 gündür arkadaşlar da servetler de yayın açıyor. Çağırıyorlar dışarıda oluyorum. Gelemiyorum hani. Hatta o ara bakıyorum şeydeyken Twitch'e giriyorum falan. Arada bakıyorum sesini kapatıyorum. Ne konuştuklarını bilmiyorum ama. Bir selam vereyim falan diye. Yani ben zaten oyuna girmiyorum ki. Yani benim oyunla alakam yok arkadaşlar. Ben hani şu an burada bir şeyler yapılıyor. Benim mesela bundan önceki konuşmalarda da öyle. Benim TS'ye doğru düzgün gelmişim yok abi diyor. Yani sürekli yanlış şeyler yapılıyor. Bir şey bizim bu konuda bir tepki vermemiz lazım. Sağ olsunlar fikirlerimize, düşüncelerimize önem veriyorlar, değer veriyorlar. Biz de fikirlerimizi, düşüncelerimizi söylüyoruz. Ha sen bunu dinlemek istemiyorsundur. Saygı duyuyorum. Ama dinlemek istiyorsan sen de bana saygı duy. Kutlu Bilge oldu da herhangi bir indirim gelmedi. Aksine ekibinizden birilerinin yaptırım uygulandı. İzleyeceğiniz yol yordam nedir? Şimdi dostum doğmamış çocuğa don biçmek çok doğru değil. Ama tabii ki indirim gelmezse biz de ona göre kendi adımıza şiddeti yükselteceğiz. Bunun yani nereye gideceğiyle alakalı bir sınırlama yok bizim adımıza. Nereye kadar gidiyorsa. Yani bu kadar insan burada daha da ben katılımın çok daha fazla olacağına eminim. Özellikle her geçen gün bu tarihteki sayımızın artacağına, PK'ya çıkmayan insan, bu PK'yı protesto eden insanın sayısının artacağına eminim. Ama eğer ki bu konuda biz başarılı olamazsak gittiği yere kadar ne gerekiyorsa sonuna kadar devam edeceğiz. Bizim için bir problem yok diyorum ya. Biz zaten geçeceğiz, farmımızı atacağız. PK'mızı atmayacağız. Ne zaman ki adam gibi vaziyete getirirler oyunu, o zaman PK'mızı atarız. Benim gönlümden geçen temennim burada diyorum ya özellikle Türk oyuncular %99'unun Türk olduğu bir oyun ortamında buradaki herkesin bu konuya destek vermesi ki ne kadar çok destek olursak, ne kadar bir olursak, ne kadar beraber olursak, ne kadar iyi kenetlenebilirsek bakın arkadaşlar oyuncularla rekabet edebiliriz. Evet biz de Cevo'yla aynı sunucuda oynadık, beraber de oynadık. Aynı klan varlara da girdik, karşılıklı klan varlara da girdik. Aynı sunucuda rakip de oynadık, beraber de oynadık. Aynı CSV'ye de girdik, aynı CSV için mücadele de ettik. Bunlar arkadaşlar bakın oyun içerisinde hedeflerdir, amaçlardır. Ama burada mutlak bir doğru varken buna tamam mı gelip de göz göre göre sırt dönmek, destek vermemek sadece kibirdendir. Başka bir şey olamaz.
Çünkü aynı paraları sizler de harcıyorsunuz. Belki sizin maddi durumun iyi. Çok iyi bir işe sahipsin. Belki Türkiye standartında 10 bin, 20 bin kazanıyorsun. Bilmiyorum artık. Hani Allah daha çok versin ama sen bu oyunu kendi başına oynamıyorsun. Sen bu oyunu karşıdaki rakiple oynuyorsun. Bugün bizim CZ'ye çıkmamamız demek bizim karşımızda bizi kesmek için oynamaya çalışan adamların da CZ'ye çıkmaması demek. Bugün bizim Magi Partilerin çıkmaması demek bizim Magilerimize kapışacak Magi Partilerin rakip bulamaması demek. Bu oyun birlikte oynanınca güzel. Kalabalık olduğu zaman iyi. Biz bunun derdindeyiz. Biz NP kasan adama ödül verilsin derken de bunun derdindeyiz. Yani biz zaten farmımızı atıyoruz. Dostum. Sen bak ben zaten farmımı atıyorken niye NP kasan adama ödül verilsin? Niye kredi taşı verilsin diyorum. Sebebi şu. Abi kaldırsınızda baktığı YouTube'u NP kasana versin günlük. Ya Yavu adamlar oyunu bırakıyor. Magi Partiler arkadaşlar gözümüzün önünde Magi Partiler oyunu bırakıyor. Ve adamların yani birine veriyorsun ikisine üçüne destek çıkabiliyorsun ama daha fazlası da destek çıkamıyorsun. Ben diyorum ki adamlar PK atıyor. Bu adamları da verin de bu adamlar da oyunu tutunabilsin. Halbuki benim zararıma niye oyuna daha çok taş girecek? Ve benim kastığım taş daha değerli olacak. Ne kadar fazla olursa o kadar değerli olur çünkü. Ama bu o adamların bırakmasından daha önemli bir şey değil. O adamlar bırakmasın, oynayabilsin, pusunu çekebilsin, item yapabilsin diye istiyoruz biz bunları.